Aç. Ben koyayım. QRL'in 2013 Mart toplantısına hoş geldiniz. Mikrofon yok ama sanıyorum ses arkadan da duyuluyordu. Yüksel İnşaat'ın 6 aydır buradaki ses düzeni bozuk, bir türlü yapamadılar. Buradan da duyurulmuş olur kendilerine. Bugünkü konumuz günümüzde politika ve sivil toplum, başka bir politika mümkün mü? Konuşmacımız tanıyorsunuz. Sayın Profesör Doktor Fatma Gül Berktay. Hocamız QRL'in bu ikinci toplantısının konuşmacı konuğu. İlk toplantımız 18 Mayıs 1996 yılında, o zaman QRL Düşünce Grubu olarak düzenlemiş olduğumuz panellerde Nasıl Bir Demokrasi konulu konuşmacılardandı. 17 yıl sonra tekrar kendisini ağırlamaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Biraz geç kalmışız. Yaşlandık. Şimdi o 17 yıl önceki Nasıl Bir Demokrasi konulu toplantıda sunumda Fatma Gül hocamız iki konu, bir demokrasi ve özgürlük konusunda iki paragraf okuyup sonra sözü kendilerine bırakıyorum. Geleneksel demokrasi, biliyorsunuz, özgürlük, eşitlik, birey hakları teorisidir. Fakat demokrasi teorisinin kendisi de, demokrasi kavramının kendisi de tarihsel olarak belirli bir anda ortaya çıkar. Dolayısıyla aslında bu teorinin somut bir içeriği vardır. Ama dayandığı kavramlar soyut ve nötr kavramlardır. Ancak ulaştığımız zaman diliminde bunlar daha fazla sosyal içerik kazanmış, daha doğrusu bütün soyut kavramlar için daha kavramların içi daha fazla doldurulmaya başlanmıştır. Ve gene ilk baştaki zaafı bence devam ediyor. Bu demokrasi ile ilgili. Özgürlükle ilgili de özgürlükler, somut özgürlükler derken benim aklıma birlikte yaşamanın, hep beraber yaşamak koşullarını yok etmeden herkesin dilediği yaşam biçimini benimseyebilmesi hakkı geliyor. Dilediği gibi giyinmesi, katı ahlak kalıpları içerisinde boğulmaması, ana dilini öğrenebilmesi, öğretebilmesi ve benzeri birçok şeyi bunlara ekleyebilirsiniz. Böyle somut özgürlükler olmaksızın tekil ve içi boş özgürlük kavramının pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Üstelik bu, real sosyalist ülkelerdeki tecrübelerin ortaya koyduğu gibi böylesi bir soyut ve mutlak özgürlük anlayışı pekala bir diktatörlük aracı haline gelebiliyor. Sizin sözünüzü burada ben kapatıyorum. Sözü size bırakıyorum. Bunları tabii unutmuşum fakat hani ilk başta şey dedim, Hüseyin Bey ben okuyacağım 17 sene önceki bir şeyleri dedi. Ben de eyvah dedim, hani olur ya bazen insan ne söylediğini tam bilmezsin. Ama evet, bu söylediklerinin hala arkasındayım. Bu da bir ilginç bir şey belki ama o kadar da ilginç değil. Bugün size anlatacaklarımla, sizinle paylaşacaklarımla çok örtüşen şeyler. Ve bir anlamda insanın siyasete ilişkin bakışının, genel olarak dünyaya ilişkinin bakışının da ne kadar yaşam deneyimiyle iç içe olduğunu da gösteriyor. Gerçekten de benim bugün vardığım nokta, son kitabım biliyorsunuz Arendt'in politika teorisi üzerine, tesadüf değil. Şimdi geçmişe bakıp eski şeylerimi ben de arada bir okuduğumda, daha doğru dürüst Arendt okumaya başlamadan önce, yani kendi şekillenmem, kendi birikimim
hasebiyle buna ne kadar hazır olduğumu görüyorum. Bu da ilginç. Yani insanın kendi tarihine bakması açısından ilginç bir nokta. Ayrıca Arendt'in teorik yaklaşımına girmek için de doğru bir nokta. Yaşam deneyiminden kaynaklanan, olgulardan kaynaklanan sorumluluktan bahsediyor çünkü. Şimdi başka bir politika mümkün mü başlığımız ve onun altında konferansın konusu olarak özetlenen çeşitli ilkeler ya da bakış açıları var. Sanıyorum buraya toplanan herkes zaten bu konular üzerinde düşünmüş durumda. Uzun zamandır düşünmüş durumda ve hala düşünüyoruz. O yüzden bana düşen, hani neden benim bu düşünme egzersizini Hannah Arendt'in politika teorisi eşliğinde yaptığımı anlatmak. Yani kendi o yaşam deneyimimle, belki sizlerin de yaşam deneyimiyle ve aynı zamanda dünyanın gidişatına ilişkin olgularla örtüşen bir politika anlayışından söz etmek istiyorum. Şimdi hani bu soruya neden Arendt sorusuna en başta belki onun teorisini içinde yaşadığı dünya, kendi dünyasına ilişkin benzersiz bir düşünme egzersizi olmasından kaynaklanıyor. Yani içinde yaşadığı çağı düşüncede yakalamak. Bunun benzersiz bir örneği. Hepimiz elbette hani bir anlamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendi toplumumuz, dünyamızın gidişatı vesaire hakkında düşünüyoruz, anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Onun da yaptığı bu gerçekten ve bize bir anlamda önerdiği şey, davet ettiği şey de bu. Jerome Cohn, onun en son asistanı, şöyle bir şey diyor. Onun öyküleri, öyküye de dikkatinizi çekerim ya da anlatıları, politik eylemi teorik olarak tanımlamaz. Bu kısıtlayıcı bir şey olurdu. Ama bunlara kulak verenleri daha politik zihniyetli, daha iyi yurttaşlar yapmaya yardımcı olur. Bu gerçekten de anlama çabası bizi de kendimizi anlamaya, yaşadığımız dönemi anlamaya sevk ediyor ve anlama derken kesinlikle empati falan kastetmiyorum. Yani kendimizi başkasının yerine koymayı, başkasını sevmeyi, başkasına hoşgörü göstermeyi değil, kendi aklımızla eleştirel bir biçimde düşünerek, düşünmek ve aynı zamanda zihinsel yargıda bulunmak bunu kastediyor ve hakikaten hepimizin yapmaya çalıştığı şey belki de bu, ama gene de bu düşünmek ve anlamak meselesi üzerinde durmak gerekir. Şimdi çoğu yazar, çoğu ya da okur Arendt'in çok zor, eklektik bir düşünür olduğunu söyler. Bence bunun nedeni esas olarak anlamaya çalıştığı şeyin çok zor ve karmaşık olmasıdır. Ben de genelde yani sınıfta mesela öğrenciler, bizim öğrencilerimiz liseden, işte ortaokuldan itibaren her şeyi böyle ya o ya bu diye öğrenmeye çalıştıkları için ya da öyle bir gelenekten geldikleri için hem o hem o hem de bu dendiği zaman hep bocalarlar ve mutlaka hani soru gelir, hocam yani siz şimdi ne demek istediniz? Onu mu dediniz, bunu mu dediniz, şunu mu dediniz? A, B, C şıklarından birini işaretlemek istiyor çünkü. Hepsini birden dediğim zaman onun yani hayat zor, yani hayat karmaşık ve onu kavrayacak zihinlere sahip olmamız gerekiyor. Arendt çok o açıdan çok önemli ve ne yapıyor? Aramızdaki dünya dediği şeyi aslında
insanlar arasındaki ilişkiler ağını anlamaya çalışıyor. Bu da az önce dediğim gibi hiçbir indirgemeci, kolaycı ya da determinist, onun da altını çizmem lazım, teoriyle, sistemle açıklanamayacak, anlaşılamayacak kadar çok yönlü ve karmaşık. O yüzden de gene ona yönelik eleştiriler sistem kurmadığı, böyle tutarlı bir sistem kurmadığına ilişkin eleştiriler vardır. Bence bu düzeltilmesi gereken bir zaaf değildir. Tam tersine bizi hem onunla hem başkalarıyla birlikte düşünmeye sevk eden, buna izin veren bir şey. Şimdi tabii arkadaşlar, yani hiçbir okuma ya da yazma eylemi boşlukta ceryan etmiyor. Ben birlikte düşünmek derken elbette ben de çok seçmeci bir biçimde bir okuma yapıyorum, bir şeyler alıyorum ve altını çizdiğim şeylerde buna tabii paralel, bu böyle kapalı sistemler meselesi, tahmin edersiniz hepinizde olduğu gibi, yıllardır benim aklımı çok kurcalayan şeyler. İnsan hani gençken tutarlı, her şeye cevap veren rasyonel sistemleri çok hoşuna gidiyor bunlar. Her şeye yanıt veriyor çünkü ve o zaman dünyayı kavramak çok da kolay oluyor. Basit bir şekilde tık 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 her şey yerli yerine oturuyor. Dost belli, düşman belli falan. Ama onun hakikaten bizim ne içinde bulunduğumuz dünyayı, ne geçmişi ne de geleceği doğru dürüst anlatamadığını o kapalı sistemlerin, giderek daha fazla insan düşünüyor. Yani benim, dolayısıyla benim kaygılarımla Arendt'teki bu kaygılar çok örtüşüyor. O yüzden hani baştan uyarayım. Ben burada esas olarak kendi bakış açımı size anlatıyorum. Yani şey diye bir derdim yok. Çok böyle nötr bir şekilde Arendt anlatayım diye bir derdim yok. Ben kendi okumamı, kendi düşüncemi geliştirmek açısından hani size sunuyorum. Şimdi dünyaya baktığınızda siyaset teorisinde özellikle son 20 yıldır Arendt'in düşüncesinde müthiş bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bizde ise çok yeni başladı. Halbuki hani hakikaten Türkiye onun bu açık reçete sunmayan, düşünmeye ve sorumluluğa davet eden yöntemine en fazla ihtiyacı olan toplumlardan bir tanesi. Şimdi tabii burada çuvaldızı kendimize de ya da iğneyi kendimize batırmak lazım. Siyaset teorisiyle uğraşanların bunda sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Siyaset teorisiyle uğraşmak sadece dünyada hani siyasal bilim alanında ne oluyor, ne bitiyor, onu buraya aktarmak değil, kendi yaşadığımız toplumda sorumluluk duyarak, oradan yola çıkarak düşünmek ve başkalarını düşünmeye sevk etmek. Yani bizatihi siyasal bilimci denen işte akademideki hocaların önemli bir sorumluluğu var. Bu bizde tabii akademiya ile toplum arasındaki ilişki meselesinin ne kadar sorumlu olduğunu ve sorunsallaştırılması gerektiğini de ortaya koyuyor. Hiçbir zaman, özellikle sosyal bilimle uğraşan hiç kimsenin kendi toplumunun kaygılarından azade olamayacağı, olmaması gerektiği kanaatindeyim ben. Bunun için de illa fiilen politikaya katılmak da gerekmez. Politik olarak düşünmek, bu kaygılarla düşünmek zaten başlı başına kendisi bir politik eylemdir kanaatindeyim. Şimdi pardon, benim ne kadar vaktim var? Yani herkesi bayıltmak. Peki, şimdi tamam. Şimdi gençliğimizden beri konuştuğumuz konu, toplumsal değişimin kaynağı felsefe değildir, politik pratiktir.
Doğru. Ama düşüncelerin özgürleştirici politika açısından hayati bir önemi olduğu da apaçık. Verili olanın, içine doğduğumuz nizamın değiştirilebilmesi ve eleştirilebilmesi için düşünmek gerekir. Eleştirel biçimde düşünmek gerekiyor. Çünkü verili olan aynı zamanda gereklidir. Konformizmin, sosyal konformizmin bize sürekli sunmaya, öğretmeye çalıştığı bir şey. Halbuki hani eleştirel düşünmeyle farklı bakış açıları, var olanın yerine geçirilebilecek alternatifler, bunları tasavvur edebilmek için düşünmeye ihtiyaç var ve o yüzden de hani az önce dediğim gibi illa aktif politika içinde olmanız gerekmiyor. Özellikle de iktidar odaklarına mesafeli olmak zorundasınız. Bunu yani gene bir tür öz eleştiri ve şey olarak hani akademiye açısından da söylüyorum. Hakikati söyleyebilmek tırnak içinde ancak iktidar odaklarından biraz uzak olduğunuz zaman, biraz değil epey uzak olduğunuz zaman mümkün. Üniversitenin hakikati söyleyebilenlerin yeri olması çok önemli. Ve toplumda böyle bir takım odakların olması çok önemli. Hakikaten de çok zor günümüz toplumunda. Şimdi gene hepimizi ilgilendiren sorunlar, yani kaygılarımız neler? Kürt sorununun yıllardır hepimizi en çok kaygılandıran konulardan bir tanesi oldu. Açık Ermeni sorunu derken aynı şey. Bütün dünyanın totaliter bir takım yönsemeler içinde olması ve özellikle de işte küreselleşmenin kötü bir sonucu olarak iyi yanları da var elbette. İçeride hükümetlerin giderek otoriterleşme eğilimi içine girmeleri, yani dışarıda kaybettikleri egemenliği ya da otoriteyi içeride daha otoriterleşerek telafi etmeye çalışmaları. Dolayısıyla hani totalitarizmin de böyle İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında, Stalin Rusya'sında kalmış bir şey değil. Bugün bizimle beraber olabilecek bir şey olduğunu da hep hatırlıyoruz. Dolayısıyla politikayı hukuki kurumsal ilişkilere indirgemeyen, bireyin kendiliğinden tahayyül gücünü, katılımını, özneleşmesini vurgulayan bir otantik politika anlayışına gerçekten ihtiyacımız var. Ama bunun kapalı olmaması, az önce dediğim gibi. Sandalye getiriyorum, çok özür dilerim. Bütün bunlara önem vermenin aynı zamanda ahlaki bir tutum olduğunu da düşünüyorum ben. Esas olarak hani dünyaya önem vermek, aramızdaki ilişkilere, ilişkiselliğe önem vermek. O sizin okuduğunuz yerde de söylemişim bunu ondan sonra. Bu gerçekten ahlaki bir tutum. Politik sorumluluk, başkalarına duyulan sorumlulukla ilişkili bir şey. Dolayısıyla bu sonuç olarak anlamaya çalışma ediminin kayıtsız şartsız itaate aykırı olduğunu, o yüzden de endoktrinasyona karşı da önemli bir panzehir olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani bunu hep vurgulamak istiyorum. Belki sonunda bir daha buna geri döneceğim. Hepimizin bildiği gibi toplumumuz hem yapısal hem zihinsel özellikleri bakımından hem derin bölünmeler içeriyor, hem çatışmalar barındırıyor. Aynı zamanda da yine tarihsel olarak otoriter alışkanlığıyla bu bölünmeleri yok sayıyor.
yok saymadığı zaman da çoğu kez zulümle bastırmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla bu özellikler ve bu gelenek politikanın sadece güç, tahakküm, rant paylaşımıyla özdeşleşen kirli bir şey olarak anlaşılmasına da yol açıyor, sürdürülmesine de yol açıyor. Yani böyle anlaşılmasının bir sebebi var gerçekten. Birazcık şeye sorduğunuz zaman politika aklınıza ne getiriyor diye öğrencilere sorduğunuz zaman son 1-2 yıldır birazcık daha olumlu bir şeyler söylüyorlar. Bunun üzerinde de belki daha sonra tartışırız. Hep işte pis bir şey, yalancılık, sahtekarlık, rant, sömürü vesaire gibi şeyler söylüyorlardı. Son 1-2 yıldır değişti. Dediğim gibi bunu umarım birazdan yani daha sonra tartışırız. Ama gene bu şey devam ediyor tabii. Yani yalancılık, sahtekarlık, şey yapma, rant paylaşımı gibi bütün bunlar da çok doğru. Şimdi bu kirli politika anlayışının yıllardır süren askeri vesayet rejimiyle çok ilişkili olduğu çok açık. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değildi. Bilirsiniz Weimar Almanya'sında mesela çok nettir. Ayrıca sonra mesela Goebbels'in çok ünlü bir sözü vardır. Politikacılar sorun yaratmak için vardırlar. Bizse sorunları çözmek için varız. Yani politikacıyı ve siyaset alanını tamamen kirli pis işlerin yapıldığı, buna karşılık da totaliter diktatörce müdahalenin sorunları çözdüğü meselesi var. Şimdi de bu askeri vesayetin geriletildiği koşullar dolayısıyla da o yüzden muhtemelen öğrencilerimizde de biraz daha hani siyasete ilişkin biraz daha olumlu çağrışımlar da var. Ama öte yandan sivil vesayet hayaletinin de yine politik ortamımız üzerinde gezindiğine tanık alıyoruz ve politikanın da anlamını bulanıklaştırdığına tanık oluyoruz. O yüzden gene bu sahte politika, sahici politika arasındaki ilişki nedir falan iyice birbirine karışıyor. O yüzden politikanın ve politik olanın anlamını tartışmak aynı zamanda da farklı bir politika anlayışından kaynaklanan farklı bir yurttaş rasyonalistesi arayışına girmek gerçekten önemli. Politik olan derken neyi kastediyorum? Bir topluluğu bir arada tutan kurucu gücü kastediyorum. Yani bir siyasal gövde olarak nasıl bir aradayız, nasıl olmalıyız vesaire. Yani verili olanın dışında bir şey. Politik olan üzerinde düşünmek. Bu yüzden de belki oradan hani giderek düşünebilirsek bu bizi bir arada tutan şeyler nedir, ne olmalıdır, hangi ihtiyaçlarımız vardır, taleplerimiz nelerdir, demokrasinin anlamı bu anlamda nedir vesaire bunu düşünmek daha mümkün oluyor. Şimdi Arendt'in anlayışında politikanın bu az önce dediğim şekliyle geleneksel olarak salt bir iktidar mücadelesi, yöneten yönetilen arasındaki ayrım ya da kıt ekonomik kaynakların işte bölüşümü meselesi, bunlar hep siyaset biliminin işte siyaset nedir şeyinin cevaplarıdır sorusunun. Bunlar değil. Politika ve politikanın yer aldığı kamusal alan her şeyden önce eylem ve söylem ve karşılıklı tanıma aracılığıyla merhaba, yurttaşların kendi aralarında oluşturdukları ve kendilerini ilgilendiren kararlara katıldıkları bir uzam. Öyle bir uzam, mekan da demiyorum. Bir anlamda kamusal alan insanların bir araya gelip ortak çıkarlar konusunda tartıştıkları, konuştukları,
kararlar almaya çalıştıkları her yerdir. O yüzden onu çok geniş düşünmek gerekir. Türkiye'de gene sizler için demiyorum ama çok geleneksel olarak kamu deyince hep binalar, mekanlar ve devlet gelir. Tam tersine kamusal alan devletin sınırlandırıldığı yerdir büyük ölçüde. Bir de tabii Arendt'in anlayışında bu daha da genişliyor. Bir araya gelip ama ortak çıkarlarımız hepimizi ilgilendiren kamusal iyi vesaire hakkında konuştuğumuz her yer. Ve bir tabii bu ister istemez bir çoğulluk uzamıdır. Çünkü hepimiz insan olmak paydasında eşitiz, aynıyız. Ama aynı zamanda da her birimiz benzersiz ve farklı bireyleriz. Her birimizin kendi benzersizliği, dolayısıyla kendi bakış açısı, kendi görüşleri, kendi çıkarları vesaire var. Ve onlarla birlikte buradayız. O olmadan zaten ne politika olur, ne kamusal olan olur. O olmadan şeyde aslında Sofokles'in Antigone'sinde çok güzel bir benzetme vardır. Bilmiyorum hani bilirsiniz. Antigone'nin nişanlısı Haimon şeyi de Tebai'nin Oidipus'tan sonraki kralı da Kreon'dur. Kreon bir diktatördür. Yani onu tamamen mutlak otorite kurmaya çalışır. Ondan sonra Haimon şey yapar. Antigone hakkındaki Kreon'un kararına karşı çıkar. Ve üstelik de bunun polise, sitenin geleneklerine ve isteğine aykırı olduğunu söyler. Kreon da ona şey diye cevap verir. Ne o, bana ne yapacağımı polis mi, site mi, kent devleti mi söyleyecek? O zaman ben nasıl otorite olabilirim, kral olabilirim diye. Haimon da ona polisliler zaten polisi oluşturur. Zaten onların lafının dinlenmediği yerde, onların katılımının olmadığı yerde istersen buyursan git bütün tanelerin birbiriyle aynı olduğu bir çölü yönet der kum tanelerinin. Çok totaliter şeyi hayali diyeyim isteği bundan daha güzel ifade eden bir şey çok aklıma gelmiyor. Yani insanların tamamen birbirinin aynısı olduğu, çoğulluğun ve benzersizliğin olmadığı bir yer gerçekten totaliter bir çöldür. O yüzden kamusallık demek çoğulluk ve benzersizliğin ortaya çıkabildiği yer demek. Benzersizliğimiz de sadece bizim verili kimliklerimizle, yani işte Türk olmakla, Kürt olmakla, kadın olmakla, erkek olmakla ya da statülerimizle falan değil, bu alanda eylediklerimizle, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzla ilişkili bir şey. Buna geri döneceğim. Yani ne olduğumuzla değil, kim olduğumuzla. Kim olduğumuzu da kamusal alandaki eylemlerimiz, edimlerimiz ortaya koyuyor. Ve bütün bir hayat hikayemiz o anlamda. Buna geri döneceğim. Şimdi tabii yani günümüzde baktığımızda sadece Türkiye'de değil, demokrasi açığından söz ediyoruz, demokrasinin bürokratik, formalist bir krize girdiğinden söz ediyoruz, oy verme alışkanlığının giderek azaldığını, zaten onun ötesinde de pek bir anlamlı katılım olanağının kalmadığını falan şey yapıyoruz. Ve üstelik de giderek politikanın bir idareye, küresel işletme mantığı içinde hani insan unsurunu dışlayan bir iş bitiriciliğe, bir menajerliğe dönüştüğünü de görüyoruz burada. Bu tabii politikacıların da hoşuna giden bir şey. Normal insanı, sıradan insanı hepimizi oradan dışlayıp politika sadece uzmanların işidir. Bu aynı zamanda
günümüzün hakikaten iş bitirici o dediğim teknokratik mantığına da çok uygun düşüyor. Aynı zamanda tabii bütün totaliter yönetimlerinde gene hayali olan bir şey. Hep şeyi hatırlayın, bütün darbelerden sonra Türkiye'de hep teknokratik hükümetler hani kurulur, hep birilerini çağırıp gelsin kurtarsın vesaire. Tabii bunun öteki yüzü de o birilerinin de her zaman hazır olmasıdır. Çünkü hani hep birileri biliyor, sıradan insanlardan daha fazla biliyorlar. Genelde bunlar filozof ya da işte teknokrat. Ondan sonra da işte ah ne güzel hazır diktatörler bizi çağırdı. Onların elinde otorite var, bizim de bilgimiz var. Şöyle bir gidelim her tarafa bir nizam intizam verelim. Bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Yani ne Platon zamanında ne şimdi. Ama bunu yapmaya devam ediyorlar hep. Şimdi tabii bütün bu olgular hem demokraside temsil krizi oluşturuyor. Türkiye'de çok belirgin. Aynı zamanda ilk başta dediğim o küreselleşmenin siyasal otorite üzerindeki tehdidiyle ve toplum üzerindeki de tehdidiyle birlikte milliyetçiliği güçlendiriyor. Çeşitli biçimlerde ırkçılığı, yabancı düşmanlığını güçlendiriyor. Yani Yunanistan'da gördüğümüz, Türkiye'de de gördüğümüz tabii de hani Yunanistan şimdi çok belirgin diye söylüyorum. Dinsel ya da din dışı fanatizmi güçlendiriyor bütün bunlar. Şimdi böyle bir durumda demokrasiye gerçek bağlılık hakikaten politikanın farklı bir şekilde nasıl yapılabileceği üzerinde hani düşünmek, fosilleşmiş partiler mi, sadece seçimler mi, bunların önünde, bunların ötesine nasıl geçilebilir vesaire vesaire ve bunu da gene hep bildiğimiz aşağıdan yurttaş eylemi, katılımı mümkün olduğu kadar açabilmek ve bu katılımın da üstelik özel işletmecilik mantığı tarafından engellemesini de hani önlemek gibi kaygılar söz konusu. Bütün bunlar demokrasinin tanımının yeniden yapılmasını, aynı zamanda politikanın tanımının da yeniden yapılmasını bir anlamda ve bunun üzerinde tartışıp düşünmeyi gerektiren şeyler. Şimdi Arendt'in genelde işte bir yandan bazıları Arendt için muhafazakar derler, bazıları liberal derler, ondan sonra işte bazıları cumhuriyetçi derler. Bunu böyle hani kesin kes tanımlı kategoriler içinde değiştirme, sınıflandırmak çok zor. Kendisi mesela şey diyor, yani liberal mi, muhafazakar mısınız diye sorulduğunda bilmiyorum. Biliyorsunuz sol benim muhafazakar olduğumu düşünüyor. Muhafazakarlar da bazen sol ya da sahtekar ya da Allah bilir ne olduğumu. Söylemeliyim ki bunları hiç umursadığım yok. Bu yüzyılın gerçek sorunlarının bu tür şeylerle aydınlığa kavuşturulabileceğini düşünmüyorum. Yani gene benim aklımda ve onun da kendisinin çok net bir biçimde yazdığı gibi aklı kısıtlayıcı, her şeyi açıklayan, sistematik ve rasyonel ama dediğim gibi daraltan, düşünmeyi daraltan çerçevelerle bu sorunlara cevap bulmak mümkün değil. O yüzden de hep olgudan, yaşanmış deneyimden yola çıkmak gerektiğini söylüyor. Bir de böyle şey de mesela bir başka siyasal bilimci onun şöyle Arendt'in felsefesinde ya da anlayışında bir gerilim olduğunu söyler. Hani bir yandan bir teori geliştirme arzusu ama aynı zamanda değişen olaylara yanıt verebilmek için de özgür kalma arzusu. Bunun ikisinin bir şekilde gerilimli bir ilişki içinde olduğunu söyler Claude Lefort. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle bir gerilim çünkü olguları anlamak ve olgulardan yola çıkarak anlamlandırma, teori yapmak için tabii zorunlu bir şey. Arendt kendi yaklaşımını
harikulade bir ifadeyle Trabzansız düşünme olarak niteliyor. Şöyle diyor, ben buna Trabzansız düşünme diyorum. Yani merdivenlerden aşağı yukarı çıkarken daima Trabzan'a tutunabilirsiniz düşmemek için. Ne var ki biz bu Trabzan'ı yitirmiş durumdayız. Ben her zaman düşünme edimine başka hiç kimsenin daha önce düşünmemiş olduğu gibi başlanması ve ondan sonra başka herkesten öğrenilmesi gerektiğini düşünmüşümdür. Bunu çok anlamlı buluyorum. Yani bence müthiş bir laf. Yani hem hiç kimse düşünmemiş gibi, yani birden olayı bütün tazeliği, yeniliği, kendi koşulları içinde ele almak, ama ondan sonra elbette hem bu konuda başkalarının söyledikleri, başkalarının yazdığı, çizdiği tartışmalarla gelen şey üstüne. Ama bu yenilik ve tazelik, yani olgunun kendi koşullarını dikkate almak meselesi çok önemli. Bugünkü siyaset açısından, yani mesela CHP'nin yapmadığı şeyin, yapamadığı şeyin tam da bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir türlü var olan olguları kendi tazeliği, yeniliği, koşulları içinde kavramak diye bir şey yok. Habire var olan bir çerçeveye uydurmaya çalışmak, o çerçevede çok eskide kaldığı için zaten herhangi bir şeye cevap vermiyor. Ve bunun mesela politika olduğunu zannetmek hani çok acıklı bir şey gibi geliyor. Buna eminim, buna geleceğiz. Yani şimdi birden ileriye atladım ama burada yani o olguyu kendi şeyi içinde ele almak, ona hakkını vermek çok önemli. Bir de bu noktada bu hani olguyu anlamak, alışılmış kategorilere, sınıflandırmalara, klişelere takılmamak, olguyu kendi somutluğu içinde analiz etmek, Marx'ın ünlü somut şartların somut tahlili dediği şey, Arendt'le Marx arasında öyle konuşmalar çok fazla vardır. Şimdi eğer bunu yapabilirsek, hani bir yandan şey denir, tarihi bilirsek onun tekrar etmesini önleyebiliriz. Boş laf. Yani hiçbir zaman hiçbir durum olduğu gibi tekrar etmez. Ama tabii ki tarihten ders çıkarabiliriz. Bugün için konuşmalar yapabiliriz. Yani ufkumuzu genişletebiliriz. O ayrı. Şimdi bu tabii kendi başına bir iyimserlik. Ya da ne bileyim, her hükümetin, her yönetimin her yaptığında böyle bir polis devletinin izlerini aramak, komplo teorileri vesaire aramak, bu da bir kötümserlik. Bunun ötesinde bir yaklaşıma sahip olabiliriz. Şimdi bu iyimserlik, kötümserlik meselesi bugün Kürt meselesi konusunda çok tartışılıyor. Arendt'in söylediği şey gözlerimizi açık tutmaktır. Yani iyimser olmak, kötümser olmak değil. Ama hakikaten durumu kavramaya çalışmak ve gözümüzü açık tutmak. Bence çok önemli bir şey. Trabzanlara tutunmadan klişeleşmiş, kalıplaşmış çerçevelere hani uydurmaya çalışmadan olguyu, hakikaten onu kendi somutluğu içinde görebilmek. Bu tabii aynı zamanda cesaret meselesi de. Ama siyaset Arendt'in kavrayışında da cesareti gerektiriyor. Çünkü kamusal alanda olmak zaten başlı başına bir cesaret meselesi. Kendinizi bir anlamda çıplak bir şekilde ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani her türlü eleştiriye vesaire açık tutmuş oluyorsunuz. Başka türlü dünya kadar riskleri var. Siyaseten katilden şeye kadar gider. Ama yani bunu mesela o risk alma olgusu gene hep kafamda CHP örneği var. Mesela orada çok belirgin bir şekilde siyasetin en önemli unsurlarından biri olan risk almak ve yeni bir şey söylemek dolayısıyla ve bunun sonuçlarına katlanmak, mesela o görünmüyor.
Şimdi evet, aynen mesela şeyde Arendt'in totalitarizmi analiz etmesindeki yöntemi böyle bir şey. Totaliter olguyu tümüyle yepyeni bir olgu ve o yeniliği içinde kavrayıp hani anlamaya çalışıyordu. Ve şey diyordu, yani bugünkü politik kavramlarımız ve tanımlarımız bu totaliter olguyu kavrayabilmek için, anlayabilmek için yeterli değil. Bütün düşünme kategorilerimiz ve zihinsel yargı ölçütlerimizde onları uygulamaya kalktığımızda elimizde patlıyor gibi demişti. Hakikaten böyle, böyle durumlarla, hele tarihsel olarak çok önemli dönemeçlerde, eşitlerde hakikaten elimizde patlıyor bir sürü eski bildiğimiz şeyler, kalıplarımız vesaire. Dolayısıyla bilinmeyeni bilinene indirgemek eğilimine karşı durmak gerekir diyor. Bu çok önemli. Biz yani hepimizde var olan bir şey bir yandan da, ne bileyim, biz de her şeyi bir şekilde Türkiye'ye indirgeriz ya. Yabancı bir yere gideriz, ondan sonra her şeyi, ha bizde de şöyle var, bizde, yani hep kendimiz üzerinden anlamaya çalışırız. O da tabii bir tür solipsizm, yani tek benciliğin ve o var olanı kendi tazeliği içinde görememekle ilgili bir şey. Evet, bu bu noktada bir önemli uyarısı belki de totaliter rejimlerin hani anlamayı onun yerine kayıtsız şartsız itaati koymaları, endoktrinasyonun tersidir anlama, az önce dediğim gibi, ve kendisi bizatihi bir politik eylem olabilir. Ama altını çizmek istediğim bir nokta, anlama elbette ahlaki yargıyı ortadan kaldırmaz. Yani başta dedim ya, empati falan değildir. Yani eleştirel bir şekilde düşünüp eleştirmeyi ortadan kaldırmaz. Ve örneğin işte totaliter terörü tabii ki anlamak gerekir. Ama bu onu bağışlamak anlamına gelmiyor. Bu noktada gene aklımda, hepinizin aklına gelen şey var belki de, bu barış süreci meselesi. Eğer Kürt meselesi çözülecekse hakikaten hem yani durumu bütünüyle anlamak, ama aynı zamanda yıllardır birikmiş olan durumu, bütün acıları vesaireyi ortaya dökmek gerekir. Yani benim gözümde şeyde somutlaşıyor. Diyarbakır cezaevinin gerçekten totaliter dehşetin müze olması gerekir. Bunda ısrar etmek gerekir. Aynı şey işte, vay bayrak niye yoktu mesela mitinglerde. O bayrağın anlamının temizlenmesi gerekiyor gerçekten. Bunu yapmadığınız zaman, bununla hesaplaşmadığınız zaman zaten bir kere askeri vesayetle hesaplaşmış olmuyorsunuz. Onun üstünü kapamış oluyorsunuz. Ve o bakımdan yani bunlar hani mesela bağışlama, hatırlama, özür, bunlar Arendt'in çok önemli kavramları. Ama bütün bunlar yeni bir şey başlayabilmesi için yüzleşmeyi, hesaplaşmayı getiren şeyler. Yani siz hakikaten o bayrağın nasıl kullanıldığını hatırlamazsanız, o zaman kimseden onun orada dalgalanmasını isteyemezsiniz. Bu ayrıca yani gerçekten 30 yıllık, bilmem kaç yıllık, kendimizi belki bildiğimiz bileli var olan askeri vesayetle hesaplaşmanın bir şeyi. Bunun altını çizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir başka uyarısı da sürüleşmiş insan tipine yönelttiği uyarıdır Arendt'in. Şimdi kamusal olan duygusunu yitirdiğimiz zaman, bu determinizmi, kaderciliği besleyen bir şeydir. İçinde yaşadığımız dünyayı denetleme olanağımız da yok oluyor.
O yüzden de işte komplo teorilerinin kol gezdiği bir ortamda gerçeklikten kopuyoruz. Ama aynı zamanda gerçeklikten kopmak, birbirimizden kopmak, insan ilişkileri ağından kopmak anlamına geliyor. Ve işte o durumda kişi tamamen yersiz yurtsuzlaşıyor. Irkçılığın, milliyetçiliğin, bağnazlığın, her türlü şeyin peşinden gitmeye de, düşünmeden peşinden gitmeye açık hale geliyor. Böylelikle gene totalitarizmin hayali olan kitleselleşmiş, sürüleşmiş insan tipi ortaya çıkabiliyor. Ve bunlar üstelik ne bileyim amaçları, çıkarları farklı olsa bile otoriter zihniyet ve ya da totaliter zihniyet yapısı açısından benzeşen gelenekler tabii ki bu insan tipinde çok verimli bir toprak buluyorlar. Arendt burada eski ahlaki alışkanlıklarından çarçabuk vazgeçip başka davranış biçimlerini benimseyenlere dikkat çeker. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle şeyi söylüyor. Bir sofra adabını değişmesinden bile daha çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde hani dün dündür, bugün bugündür demek. Gene bu az önce söylediğim yüzleşme hem kendi kendinle hem bütün toplum içindeki o bölünmeler, çatışmalar ve zulümlerle yüzleşmekle şeydeki Alman toplumunu örnek verir o. Bir zamanlar rahatlıkla işte Nazi kurallarını benimseyen, onları uygulayanlar demokrasi geldiği anda demokratik olduklarını ve ona uyarlandıklarını söylüyorlar. Bunu Türkiye'de çok fazla örneğini görüyoruz ama bu çok ilginç bir şey. O yüzden de hani bu dün dündür, bugün bugündür anlayışının yeni bir politika tasavvuru açısından bununla hesaplaşmanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi bir yandan da bir başka önemli nokta, hani bu dünyaya ihtimam göstermek noktası, gene var olan dünyadan yüz çevirme, dünyayı hor kullanma, giderek tüketme vesaire gibi şeylerle tabii çok yakından ilgili. Arendt hep dünyadan yana bir tavır alır. Daha doğrusu dünyanın tarafındadır. Bu noktada da gene benim çok üzerinde durmak istediğim taraf olmakla tavır almak arasındaki farkı vurgulamak istiyorum. Çünkü gene bizim tarihsel otoriter geleneğimiz hep bir şeylere sonuna kadar taraf olmak. Sanki bundan vazgeçersek o taraftan işte dönek olmak biliyorsunuz. Bu tabii çok orta çağa özgü bir tutumdur. Orta çağda mutlaka herkes bir şeyin tarafında, bir şeyin partisinde olmak zorundadır. Üstelik de bunu bütün dışsal göstergelerle göstermek zorundadır. Yani kendi lordunuzun partisinin işte renklerini giyersiniz, flamalarını taşırsınız vesaire. Yani her şeyinizle bunu ortaya koymanız gerekir. Ya oradan ya buradansınız. Bizim içinde yaşadığımız topraklarda Bizans'ta biliyorsunuz maviler ve yeşiller geleneği vardır. Araba yarışları, bugünkü futbol takımları gibi. Aynı zamanda bunlar sosyal sınıfların, sosyal taleplerin de dile getirilmesini ifade eder. Ya oradansınızdır ya buradansınızdır. Bizim durumumuz açısından çok fazla bir şey söylemek gerekmiyor. O yüzden düşünmek bence taraf olmak değildir. Düşünmek az önce söylediğim hani her olguyu, her somut durumu kendi içinde değerlendirebilmek için açık bir kafayla bakıp her durumu yeniden analiz edip tavır almayı gerektirir. Şeyi kastetmiyorum, yani
taraf olmak, bir kere taraf olursunuz, bir kere CHP'li olursunuz, Allah'ına sonuna kadar CHP'li olursunuz. Ya da işte bir kere sosyalizmin bir türünü benimsersiniz, sonuna kadar onunla olursunuz. Bundan döneni de hem dönek ilan edersiniz, hem kendinizin de ödünüz kopar. Dolayısıyla da giderek taşlaşmış bir çerçeveyle dünyaya bakıp dinozor olmaya devam edersiniz. Ama sonuç olarak her durumda tavır belirlemek de politik sorumluluk tabii. Biz onu savunuyoruz. Tavır alırsanız, bir durumda aldığınız bir tavırdan başka bir durumda farklı alırsanız, vay tutarsızsın, çelişiyorsunuz lafına, dünya çok karmaşık diye cevap verebilirsiniz ve bence doğru olanı yapmış o zaman oluyoruz hakikaten. Şeyle, yani dünyayı olanca karmaşıklığı içinde ve siyaseti kavrayabiliriz diye düşünüyorum. Bu içinde hareket ettiğimiz kamusal alana, dünyaya, inter-est-ler aramızdaki dünya, bu öznellikler arası bir dünyadır. Yani bütün insanlar arasında gerçekleşen bir şeydir. Bir ilişkiler ağıdır. Bu aynı zamanda kolektif bir hatırlama mekanı oluşturur ve dünyamızı da anlamla donatır. Dolayısıyla gene altını çizmek istediğim bir nokta, bu ortak dünyaya, birlikteliğe salt güvenlik açısından değil, anlam açısından da ihtiyacımız var. Bu da çok önemli bir şey. Yani bizim varoluşumuza anlam kazandıran birlikteliğimiz, aramızdaki dünyayı var etmek, onun için bir şeyler yapmak vesairedir. O yüzden de tabii politik sorumluluk bu dünyaya karşı açık olmayı, onun çağrılarına kulak vermeyi gerektiren bir şeydir. Arendt'e göre sahici politik eylem, dünyanın tarafında olarak onun uğruna yapılan, ortak iyiliğimiz için yapılan eylemdir. Bu mükemmel bir toplum yaratma kibrine kapılmak değil zinhar tabii. Tam tersine tartışarak, birlikte oluşturarak gerçekleştireceğimiz bir aramızdaki dünya, bir kamusal alan. Yani bir anlamda hani eskilerin hasis menfaatler dedikleri şeyin ötesine geçerek başkasıyla birlikte bir şeyler yapmak. Zaten Arendt'te mesela iktidar kavramı çok olağanüstü bir şekilde bir iktidar kavramı, hiç alışkın olmadığımız bir şey. Egemenlik, başkasının üzerinde güç uygulamak ya da biz iktidarı siyaset biliminde geleneksel olarak şey diye tarif ederiz. Başkası, yani karşınızdaki istemese bile ona kendi istediğinizi yaptırtmaktır diye tarif edilir. Arendt'te böyle bir iktidar kavramı yok. İktidar, birlikte hareket etmekten doğan bir güçtür. Birlikteyken ve biz bir karar alıp bir şey yaptığımız zaman ortaya çıkar, dağıldığımız zaman da ortadan kalkar. Bu da, bu özellikle toplumsal hareketlerin ve sivil toplumu eylemini anlamak açısından bana çok manalı geliyor. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda da yani işte bu bize sunulmuş olan ortak dünyaya minnet duymak, ona ihtimam göstermeyi de getiriyor. Bir nokta daha, gene bu politikanın kavranması açısından kimlik meselesi, bu özellikle kimlik politikalarının çok revaçta olduğu, popüler olduğu bir zamanda kimlik nasıl algılanacak, ne olacak, bununla ne yapacağız meselesi, o yüzden onu da çok önemli buluyorum. Kimliğin tanınması için mücadele etmek bir başka bir şeydir. Orada sıkışıp kalmak başka bir şeydir. Arendt örneğin, yani bir kere en hoşuma giden şey bana bu konuda bir dil verdi. Kimliklerimiz arasında dolaşabilme özgürlüğü diye
ifade ettiğim formülasyonu kazandırdı. O tam onu söylemiyor ama ben Arendt'in kimlik politikasını okurken çok hani zaten bildiğim ya da düşündüğüm bir şeyi anlamlandırmak ve dile dökmek imkanı buldum. Elbette hepimizin bir sürü verili kimliği var. İçine doğmuş olduğumuz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler bunlar. Ama bir yandan da bunlar aynı zamanda bizim hakikaten yani tek bir kimlikle tanımlanamayacağımız şeyler. Aynı zamanda hem Türksünüzdür, hem Kürtsünüzdür, hem kadınsınızdır, erkeksinizdir, işte hocasınızdır, annesinizdir, babasınız, bir sürü kimlik var. Bunlardan bazıları bazen öne çıkar. Onların öne çıkması da o kimlik saldırı altındayken olur. Ve siz o kimlikle size saldırılıyorsa o kimliği savunmak zorundasınız. Bunu çok net öğretiyor. Kendi Yahudiliği bağlamında bunu çok örnekler. Aynı şey ben yani bir ara Açık Radyo'da birisi benimle bir söyleşi yaptığında işte şey demişti, siz hani bunca yıldır kadın kimliği için mücadele hani ettiniz, burada bir hani şey yok mu? Şimdi kimlik politikasının aşılmasını söylüyorsunuz, burada bir çelişki yok mu? Hayır, olmadığını düşünüyorum. Tam tersine, hakikaten kadın kimliğim saldırı altındaysa, ayrıca sırf benim de hani somut olarak saldırı altında olmam gerekmiyor. Hani dünyada herhangi bir kadın sırf kadın olduğu için eziliyorsa, sömürülüyorsa o kimliği savunmak insanın görevi. Onu yapmazsanız asimile olmaya kalkıyorsunuz. Orada da Arendt'in çok güzel bir parvenü, parya şeyi vardır, kavramı vardır. Parvenüyü asimile olmaya çalışan Yahudiler için söyler ama aynı şeyi erkek sistemine uyarlanmaya çalışan kadınlar için de kullanabilirsiniz. Paryalık ise bilinçli parya. Yani hem ezildiğinizin vesaire farkında olmanız, bunun için, bunu alt etmek için mücadele etmeniz ama orada da sıkışıp kalmamanız, bunu aşabilmeniz gerekir. Bir, ikincisi çeşitli ezilmelerin olduğu bir dünyada elbette her grup kendi çıkarını savunmak, kendi kimliğini savunmakla işe başlar. Ama orada kalırsanız ve bunu daha genişletmezseniz gene son derece kısıtlı bir davranışta bulunursunuz ve gerçek politik eylem olmaz. Gene bu sivil toplum ve toplumsal hareketler açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kamusal alandaki kimlik aynı zamanda bir dayanışma uzamıdır. Yani başka kadınlarla dayanışmak, başka kimliklerle dayanışmak ya da kendi kimliğinizin dışında birileriyle, bir kimlikle dayanışmak hatta daha bile değerli bir şey. Yani Türk kimliğini içindeyken, öyle egemen bir kimlikteyseniz, egemen olmayan kimlikleri savunmak vesaire. Dolayısıyla kimliğiniz kamusal alanda bir eyleme vesile olduğu zaman politikleşir. Kadın kimliği de böyledir. Yani bunlar sanki hani özcü kimliklermiş gibi ama bunu siz bir kamusal alanda eyleme dönüştürebildiğiniz zaman, başkalarıyla birlikte hareket edebildiğiniz zaman, dayanışabildiğiniz zaman bu bir politik mücadele konusu olur. Son olarak size bir de şeyden bana çok önemli gelen bir nokta, Arendt'in ne söylediği kadar nasıl söylediği de çok önemli ve ilginç. Bunu her zaman, yani ben çok eskiden beri bunun öneminin çok farkındayımdır. Subkomandante Marcos mesela benim gözümde bunu çok canlandırmıştır. Şimdi unuttum yanımda getirmeyi ama hani birçoğunuz onun şeyini hatırlarsınız. İşte biz de eşcinselim, işte şeyde
Brezilya'da bilmem nerede bir kadınım falanca yerde, eşcinselim falanca yerde, siyahım falan dediği şey, o üslup çok önemli bir şey. Arendt üstelik bunu siyaset teorisini yaparken, yani son derece bir yandan da akademik ve felsefi bir şey yaparken bile bunu yapmayı beceriyor. Böyle steril tartışma yöntemini meydan okuyan bir üslubu var. Son sözü söylemeye, tartışmayı sonuçlandırmaya yanaşmayan bir tarz bu. Ve bunun çok politik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Gene bu tabii bizim hiç alışkın olmadığımız bir tarzdır. Biz polemik geleneğinden geliyoruz. Kendinize bile birazcık şöyle yoklayın. Herhangi bir panelde birlikte olduğumuz insanları dinlemek yerine onları dinlerken ona nasıl cevap vereceğiz diye düşünürüz. Tamam, kulağımızı açarak değil. Yani öyle bir polemos biliyorsunuz şey demek, savaş demek. Ondan sonra ama böyle 18. yüzyıldaki şeyde çıkmıştır. Kalemşörlüğün önemli olduğu zamanda çıkmıştır polemikçilik şeyi. Hani canını okumak muarızı ve tartışmayı kapamak. Ben egemen oldum, galip geldim, tartışma bitti. Bu tam da politikanın kapanması anlamına gelir. Çünkü politika dediğiniz şey farklı görüşlerin, kanaatlerin sürekli tartışma içinde olması, oradan beslenen bir şey. Tartışmayı kapatmak, mutlak hakikati zorlamaktır, insanlara empoze etmektir. Bir tek doğru var, onu da her nedense ben biliyorum. Her zaman biz biliyoruz. O mutlak doğru bizim elimizde. Bu tam işte onun hubris dediği, küstahça kibir dediği şey. Hubris'e sahip olanlar her şeyi biliyorlar. Ondan sonra da onu empoze edip kamusal alanı kapatıyorlar. Ben bilirim, ben söylerim, benim dediğim. Bu tabii otoriterlikle, totaliterlikle falan tamamen iç içe. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bu toplumdaki yaygın iş bitiricilik zihniyetiyle çok uyum içinde. O yüzden de kabul görüyor. Yani hani hem şey vardır ya, bir diktatör gelsin her şeyi çözsün. Aynı şey, aman canım her kafadan bir ses çıkıyor. Bunda kimse de bir şey bilmiyor. Bir bilen o zaman bize bunu söylesin. Bir an evvel işimize bakalım. Tabii bu o zaman çok tehlikeli bir hale getiriyor. Yani bu sözünü ettiğim kitleselleşme ile otoriterliğin birbirini tamamlaması, yani tencere kapak gibi olması durumu var ve maalesef çok tehlikeli bir şey. O yüzden de hani bu itaate dayalı, anlamamaya dayalı yaklaşımla mücadele etmek çok önemli diye düşünmekteyim. Bir yandan da Arendt'in poetik bir üslubu olduğunu söyledim. Bu poetik üslubun aynı zamanda dünya sevgisiyle de çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani onun bu dünya sevgisi üslubuna, diline yansıyor, düşüncesine böyle poetik ve estetik bir boyut katıyor. Ve bu şiirsellikten hani arındırmamak, gene onun kaygısı olan dünyayı başka bir şeye indirgememeye çalışmak. Hani kendi düşüncesine uyacak biçimde kesip biçmemeye çalışmak. Nizam ve intizam vermemeye çalışmak. Biraz açık uçlu bırakmakla ilgili. Hani dünyayı olanca derinliği, karmaşıklığı, zenginliği içinde anlamaya çalışmakla ilgili. Ve dolayısıyla da o anlam çoğulluğu dediği şeye imkan veren bir üslup olduğunu düşünüyorum. İsterseniz burada bırakayım. Zaten bir saattir konuşuyoruz. Tamam.
soru cevaplarla devam ediyoruz. Rica ediyorum lütfen soru soran arkadaşlar isimlerini söylerlerse biliyorsunuz bütün konferansları bizim QRL web sayfasında ses kayıtları yayınlıyoruz. Unutuluyor genellikle. Onu önce rica edeyim. İkincisi bizim toplantılarla sorular ve katkılar gibi ayrım yapmıyoruz. Görüşlerini açıklamak isteyen arkadaşlar olduğu zaman bazen müdahale etmek durumunda kalıyoruz soru sorum diye. İsterseniz bu toplantıda şöyle yapalım, bir değişiklik yapalım. Katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar ya da görüşlerini açıklamak isteyen arkadaşlara işte 3 dakika gibi bir kendileri o sınırı belirleyerek ve katkıda bulunmak istiyorum demeleri. Evet, Cale'nin söylediği gibi önce soru sormak isteyen arkadaşlar da. İlk soru kapıyı açabilir miyim? Evet. Evet, peki, o da doğru, haklısınız. İlk soru olsun. Sonra Cale'nin açıklaması var, geleneksel açıklaması. Evet, şey, bana bırakırlar. Toplantı sonrası bir yemek yemeyi düşünüyoruz arkadaşlarla bir arada. Efendim, geleneksel dostluk sohbeti değiliz. Ben onu öyle Facebook ayıtlıyorum. Hemen çok yakın birkaç yüz metre ileride Kaju restoran var. Toplantı çıkışı Fatma Hanım da bizimle ve inanıyorum katılacak herhalde. bekliyoruz. Birlikte olmak üzere. Yani şu anda bana haber verirseniz sayı bildirmek zorundayım restorana. Kimler gelmek ister? Birlikte olmak ister. Geceye devam etmek ister. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, 10-15 kişi dersin. 10-15 kişi. 10-15 kişi yeterli. Onların başka bir planı vardı. Çay buluşması şimdi değiştiriyorlar. Mahfaklı gülecek. Kaju hemen... Yok, her zamanki gittiğimiz yer. Yani şu Sarı Terdere girdiğinizde ilk sokağın köşesinde bir otel var. Otelin pastanesi var. Pastanesi girdiğiniz içinde iki güzel. Yani otelin adı da... Evet, soru, ilk soru Uğur sen mi? Şey ya, köşesi. Ayağa kalkarak da sorabilirseniz daha iyi olur. Aslında şurada platform olmadığı için daha iyi olur. Bir de soru soranların ayağa kalkması evet, daha... gerekiyor. Bir de Uğur Yüzbaşı oldu ben. 2013 mevzusu çok ilginç bir konjonktür yarattı. 30 yıldır duymadığımız bir şey barış. Silahlar sustu diye konuşuyoruz. Silahlar sustu, bence barış oldu. İlk soru şu, peki önümüzdeki günlerde yeni bir siyasal zeminde yeni siyasetin olanakları nedir? Yeni demokrat, hani ben sorular yer alan bir kişi olarak merak ediyorum. Yeni sol bir siyaset mümkün müdür? Hadi bunu sol demeyelim. Yani değişim bir siyaset mümkün müdür? İki, siz Arendt'in olduğu gibi bakmak, ben de öyle anlıyorum değil mi? Olduğu gibi bakmak, olayları olduğu gibi görmeye çalışmak. Yani ben bunu şöyle düşünüyorum biraz da. İdeolojisiz bakmak mümkün müdür olaylara? Çünkü analiz yapabilmek için bir analiz sistemine sahip olmamız lazım. Değerlendirme için bir takım kriterler, sizden önce yapılmış kriterlerden ya da analizlerden, işte araştırmalardan oluşturmanız lazım. Bu aslında size bir bakış açısı kazandırır. Ve bu bakış açısından yola çıkarak siz önünüzdeki olayı anlamaya çalışırsınız. Yani olduğu gibi bakmak çok anlamadım açıkçası. Yani çıkarttığını... Bunun için yapacak mıyız soru cevap? Bir iki soru alalım yöntem olarak.
Öyle mi? Biraz peki, öyle daha peki, şey tamam. Var. Ben de sonra unuttum. Sıcağı sıcağına olsa iyi olur. Tamam, peki. Yani, şimdi bu ideolojisiz bakmak meselesinden şey yapalım. İdeolojisiz bakmak, şöyle diyeyim ya da, hepimiz elbette belirli koşulların ürünüyüz. Belirli tarihsel, toplumsal, ekonomik her neyse o koşullarda yaşıyoruz ve belirli kimliklerle yaşıyoruz. Yani işte kimimiz bilmem orta sınıftan, işte ne bileyim ben sonuç olarak orta sınıftan şey akademisyen, Türk, kadın diyelim. Bunlarla tabii yani içinde yaşadığımız dönemle, koşullarla vesaire mutlaka ilişkili bir birikimim, müktesebatım var. Yani kim olduğum biraz bunlarla ilişkili elbette. Şimdi bu başka bir şey. Bunların içinden bakıyor olmamız ve bunun farkında olmamız çok önemli. Şimdi burada iki tartışma var. Bir, bazı ideolojiler kendilerinin ideoloji olmadığını iddia ederler. Ama halbuki liberalizm mesela, halbuki tabii ki bal gibi ideolojidirler. Aynı şekilde bilmem pozitivizm aydınlanmadan beri gelen bildiğiniz gelenekte sonuç olarak ben bilim insanıyım, ben tarafsız objektif gözlemciyim, benim ele aldığım konuda benim nesnemdir, benimle arada fark vardır, ben ona yukarıdan bakarım. Bu da doğru değil elbette. Arendt'in savunduğu bunlar değil, tam tersine. Arendt bir kere zaten bence Marx'la benzer noktalarından biri, kişinin bütün ilişkilerinin bir muhassalası olduğunu, toplamı olduğunu söyler. Dolayısıyla bu bütün dediğim koşullar oraya hani girer. Ayrıca elbette bizim hem yaşam deneyimimiz, hem ideolojik, teorik birikimimiz işin içine girer. Ama bunun farkında olmak diye bir şey var, bir. Ve herhangi bir olguyu hani yepyeni bir şeyi yeniliği içinde ele almak derken onun işte o fenomenolojik yöntemi, yani her şeyi kendinde bir şey olarak alıp mümkün olduğu kadar onu paranteze almak, başka şeylerinden sıyırıp düşünmeye çalışmak. Ama burada dediğiniz şey doğru, bu düşünme çabası diğer belirlenmişliğimizin farkında olmayı gerektiriyor. Yani özel bir çaba harcamayı gerektiriyor. Ama şey derken, ideolojisiz düşünme lafını da zaten kullanmaz Arendt, o ayrı. Ama benim kapalı sistemlere dayanmadan ya da trabzanlara tutunmaya çalışmadan düşünmek derken, bütün o sistemlerin farkında olmak ya da onların kapalılığının ve onun ötesinde hani bu durum nedir, nasıl bir durum? Elbette kendi müktesebatımla analiz edeceğim onu. Ama biraz gençliğinizi hatırlayın. Yaptığımız şey nedir? Kafamızda belirli bir çerçeve vardır ve her şeyi onun içine oturtmaya çalışırız. O zaman zaten hayat çok kolaylaşıyor. Çünkü zaten o kapalı çerçeveler, ki totaliter çerçevelerdir, size her şeyin yanıtını verirler. Yanıtını verdiği için zaten o kadar çekiciler. Öbür türlü hayat çok zorlaşıyor gerçekten. Ama bu demek değildir ki o çerçeveden bir şey öğrenemezsiniz. Bir iki çerçeveden başka bir şey alamazsınız. Kafanız açık olduğu zaman bence pekala her şeyden öğrenebilirsiniz. Onu kastediyor. Yoksa şey doğrudur, yani hiç kimse kendi konumunun dışında öyle Olimpos Dağı'ndaki Tanrı gibi objektif bir şekilde bakamaz. Ama Arendt'in söylediği bu değil. Yani benim anladığım da o değil. Ama bunun farkında olmayan, böyle bir tehlikenin farkında olup sürekli kafayı açık tutmak, gözü açık tutmak. Şimdi de yani bu Kürt meselesine buradan hani gelelim. Yani iyimser misin, kötümser misin, öyle mi olacak? Hayır, hakikaten iyimserlik, kötümserlik meselesi değil. Gözümüzü açık tutmamız ve mümkün olduğu kadar sürece müdahale etmeye çalışmamız gerekir. Kanaatindeyim. Silahların susması yekten siyaset alanının açılmasıdır, kamusal alanın açılmasıdır. Kamusal alan bizim istediğimiz kadar demokratik olmayabilir,
karşılıklılık içermeyebilir vesaire. Ama bir kamusal alandır. Arkadaşlar, şiddetin olduğu yerde zaten politika söz konusu. Yani çünkü politik eylem söze dayanan bir eylem sonuç olarak. İknaya dayanan. Yani ikna yerine birinin kafasına pat diye bir şey, yani onu muarızı susturmak da kapatır tartışmayı. Hele muarızı öldürmek zaten hiç yani üzerinde konuşulacak bir şey değil. Savaş silahların uçuştuğu, konuştuğu bir yerde politika olmuyor. Bence şimdi en azından politika olanağı var. Ama bu politikanın ne kadar demokratik politika olacağı, nereye gideceği, ne yapacağı bence aktörlerin müdahalesine bağlı bir şey. Ben yani o noktada dediğim gibi çok iyimser de değilim, çok kötümser de değilim. Gözümü açık tutmaya çalışıyorum. Bu noktada mesela şey yapmak gerektiğini düşünüyorum. Sivil vesayete karşı çok uyanık olmak, hani becerebiliyorsak ona müdahale etmek, olup bittiye getirilmesine anayasanın mesela. 1000 yıldır şeyi savunuyoruz, yeni anayasa. Tartışalım, yapalım. Önemli olan yolculuk diyoruz. Yani hakikaten anayasanın metni o kadar önemli değil ki. Üstelik bir anayasa metni ortaya çıkarmak belki gelecek kuşakları ipotek altına da almak anlamına geliyor. Onu da düşünelim. Yani anayasalar değiştirilebilen şeylerdir. Gelecek yarınki kuşak bizim koşullarımızda yaşamayacak. Bu nasıl bizim çocuklarımız bizi beğenmiyorsa onlar da onu beğenmeyecekler yani. Falan bütün bu açık uçluluğu sürdürmek, ben bu noktada biraz Kürt hareketinde çok önemli olduğunu, yani biraz değil çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınların önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar aktör olarak sürece müdahale edebilirlerse buradan yeni bir şeyler çıkabilir diye ümit ediyorum. Evet. Ercan Cemal'dir. Sorun, hani Türkiye'deki genel politikaya baktığımda son yıllarda bende şöyle bir şey gelişti. Yani demokrasi ne kadar gerekli? Hani çoğunluğa dayanıyor. O çoğunluk işte 2 gün önce Hacettepe Üniversitesi'nde Nevroz'u kutlayan arkadaşlarımız için şöyle bir şey söylüyor. Hani ekmek yedikleri tekmeyi tekmeliyorlar. Bunlar teröristler zaten. Rektörlüğün bunları atması lazım. Yani birlikte aynı sırayı paylaştığı öğrenci arkadaşları ve yığınsal çokluk bunu düşünüyor. Bu aslında Türkiye'deki genel atmosferi de gösteriyor. Yani Türkiye'de o Türklük olgusu içerisinde kendisini ifade eden insanlar Ahmet'te, Nevro'da, hani 1,5 yedekte her neyse yani rakamlar öndeydi. Kürtlerin bir yerde olmasını, hani coşmasını, eğlenmesini, barış talep etmesini büyük bir travma olarak algılıyorlar. Dün akşam hani benim hesabım olan bir kadın arkadaşla bunu çok büyük tartıştım. Yani bu travma nasıl bir şey? Yani iktidarların, hani özellikle AKP iktidarlarının son 3 yıldır Kürtlere bayramla kutlatmama gibi bir şeyin olduğunu çok yakından hani hissediyorum bunu. Ne zaman ki bir bayram öncesi ise mutlaka bir katliam, bir baskı, hani bir toplu gözaltı ya da şu ya da bu. Adeta hani Kürtler bayram kutlamasın, yeter ki gülmesinler, hani bir yerde eğlenmesinler, toplu bir şekilde bunu ifade etmesinler gibi bir algı var. Ve kötü olan hani o Türklük algısı içerisinde bakanlar işte kimler şey diyor, sosyal medyada öyle bir şey dolaşımda hani %75 kendisi Türk olarak ifade edenler bu sürecin bu şekilde evlenmesini istemiyorlar. Şimdi demokrasi buysa hani bu korkunç bir şey ama hani diğer taraftan Mezopotamya'dan da ona şöyle bir tartışma geliştirmeye çalışılıyor. O da şu hani katılımcılığa dayandırılması, sürecin katılımcılığa dayandırılması. Bunun en güzel örnekleri de barış çadırlarıydı. Mesela hani sokaklarda, parklarda kurulan ve her türlü tartışma yürütüldüğü barış çadırları. Ama hani bir örnek üzerinde de şunu söylemek istiyorum. Mesela işte bayrak tartışması. Şimdi dedim ki hani niye burada bayrak yok? Demirtaş da şey açıklaması yaptı. Hani bizim bayrakta sorunumuz yok. Şimdi o cümle de bana çok kötü geldi. Yani sanki bu %75'i biraz dikkate alan bir açıklama. Yani oysa Kürtlerin bayrakta sorunu var, bayrak deyince benim aklıma Diyarbakır Gezevi gelir. Şimdi biz bunu bu çoğunluğa anlatma ihtiyacı duymadan, hani bu konuda hani işte Gürcistan'a doğru gelişen politikaya da hani bir hani şey, hani bir sıkıntı görüyorum. Yani oradan doğru mu kitle, biraz kitle edilmelidir yoksa buradan doğru bahsiyle söylenmelidir. Mesela hani Garun Paylan, işte Sabah Şehir'in gördüm, cümlesini gördüm, hani onu hani bir Kürtlere sorun, bakan Kürt Paylan onlar için ne ifade ediyor? Yani bu anlamda buradan doğru müdahalenin çok da önemli olduğunu düşünüyorum.
hani Demirtaş'a, Leyla Zanay'a da başkasına bazı şeyler bırakılmadan buradan doğru ifade edilebilmelidir. Yoksa hani demokrasi ve çoğunluk, çoğulculuk falan yani bunlar çok başka bir şey. Yani bu tartışmalar içerisinde Türkiye şey, hani demokrasi başka bir şekilde tartışma açabilir mi? Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Şimdi bu konuyu çok tartışacağız herhalde. Evet, benim de bu konuda şeyli yani çok derdim var. Onun için hemen cevap vereyim. Şimdi bu çoğunluk meselesi, tabii demokrasi dediğimiz şey çoğunlukçuluktan ibaret değildir. Tam tersine çağdaş demokrasi azınlığın korunduğu demokrasidir. Yani tanımı böyle. O yüzden işte o Birgül Ayman'ların falan yaptığı hani o millet tanımı, şu bu falan da tamamen arkaik. Yani şey açısından pratik açısından hani geçtim. Tamamen siyaset teorisi, siyaset bilimi açısından geçmiş şeyler. Yok öyle anlayışlar. Ama şimdi bu eğlenmenin yani işte Türklerin travma yaşaması meselesi, beyaz Türkler dediğimiz %75 diyorsunuz ama %75 olduğundan emin değilim ben. Yani bir kere onu bir noktaya koyalım. Tabii ki bugüne kadar üstün konumda olduğunu en azından varsayan, öyle bir zehabı olan, hepsi üstün konumda değildi, bir kesim var. Çok geniş bir kesim var ve onlar kendi imtiyazlarının, o üstün konumlarının, statülerinin tehdit altında olduğunu görüyorlar. Bu sadece Kürtlerden gelmiyor bu tehdit. Çevreden gelen herkesten geliyor. Tehdit. Yani başörtülülerden geliyor, dindarlardan, işte daha önceki şimdi palazlanan Anadolu sermayesinden vesaire. Hepsinden geliyor. Ve bu dolayısıyla hızlı bir değişim dönemi, hızlı değişim dönemleri her zaman insanların tehdit algılamasının çok derin olduğu dönemler. O zaman muhafazakarlık hani gündeme geliyor. Muhafazakarlık sanki hani dindar muhafazakarlık, halbuki bence işte o kesimlerin, beyaz Türklerin muhafazakarlığı yani par excellence mükemmelen şeydir, muhafazakarlık. Çünkü durumunu korumaya çalışıyor değişen bir duruma karşı. Şimdi bu tür travmalar var. Bu yüzden bence iki taraftaki travmaya da ve iki tarafın duygularına da dikkat etmek gerekir. Siz bir travmaya dikkat çekerken başka bir travmayı da hatırlamak zorundasınız. Eğer gerçekten barış olacaksa. Yani çünkü bu süreç karşılıklı bir süreçtir. Diyalojik bir süreçtir. Politika da zaten öyledir. Sadece şey yaptığınız vakit yani tamam son 2-3 senedir değil, daha önceden Kürt lafını kimse ağzına almıyordu. Nevruz lafını kimse ağzına almıyordu. Türkiye'de bir sürü bir şey değişiyor. Türkiye'de yani hem o %75'in içinde değişiyor hem %25'in içinde değişiyor. Bir yere varacaksa o değişimdeki olumlu noktaları ortaya çıkarmak gerekir. Dikkat ederseniz ben de konuşmamda mesela bu bayrak konusunda şey dedim, yani gerçekten o bayrağın anlamı en azından Kürtlerin bir kısmı için farklı bir anlam taşıyor. Dolayısıyla bütün toplum bayrağın o taşıdığı olumsuz anlamla yüzleşmeden, bunun hesabını vermeden gerçek anlamda bir uzlaşma olması mümkün değil. Ama öte yandan bence şey de doğru. Bayrakla bir sorunumuz yok demesi bence çok doğru bir şey. Siz %75'te dikkate almak, onun travmasını, hassasiyetini de dikkate almak zorundasınız. Ve aynı zamanda eğer bir Türkiyelilik, işte Öcalan'ın dediği yeni bir biz yaratacaksa, bu bir mağduriyetten tahakküm çıkarmamak gerekir. Ben bunun üzerinde çok duruyorum. Çünkü genellikle farkındaysanız politika ile mağduriyet üzerinden yapılan eylemler birbirine karıştırılıyor. Arendt şey de çok nettir. Mağduriyet üstünden, duygular üzerinden politika olmaz. Ortak hedefler koyarız. Onlara ulaşmak için rasyonel bir şekilde bir araya geliriz. Oradan bir şey çıkartırız. Ama siz yani kim daha çok eziliyor? Kim
kim daha çok mağdur oldu da hiçbir yere varamazsınız. Çünkü çok subjektif bir şeydir. Siz çok mağdur olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Ben daha da mağdur olduğumu düşünüyorumdur. Buradan nereye varacağız? Ayrıca tabii biliyorsunuz yani kurbanlık konumu, o kurban olma ideolojisi, zihniyeti, her neyse, mentalitesi çok açık bir şekilde başka yerlere, başka tahakkümlere varabiliyor. Buradan bir şey çıkmaz. O yüzden ben mesela daha önceden de Kürt arkadaşlarımla konuşurken sırt sıvazlamaya, her yaptıkları şeyin doğru olduğunu söylemeye falan hiç yanaşmadım. Bunu onları aşağılamak anlamına geldiğini düşünüyorum aslında. Çünkü bir grupta öyle bir grup var farkındaysanız bizim aydınlarımız içinde. Aslansınız, kaplansınız, ne yaparsanız doğrusunuz. Hayır, değil. Bu onlar mağdur durumda. Onları aslında ikincil konumda görmek, onlarla eşit bir ilişki kurmamak. Eşit ilişki karşılıklı ilişkidir arkadaşlar. Hem eleştirdiğiniz hem de eleştirilmeyi kabul ettiğiniz, açık olduğunuz ilişkidir. O yüzden bunlara dikkat etme, yani tek taraflı bakmamaya, bir sorunun ne kadar şeyi varsa, müdahili varsa, onların hepsinden tarafa, onlar içinden de bakmaya çalışmak lazım. Arendt bunu şey der, başkalarının zihnine misafir olmak der. Yani başkaları gibi olmak değil. Gidersiniz zihnine misafir, yani nasıl kavruyor dünyayı, o olaya nereden bakıyor? Çünkü bir olaya, yani şuna çok çeşitli perspektiflerden bakabilirsiniz. Burada tamam bir olgu var, bir bardak. Ama nereden baktığınıza göre o bardağın şekli vesairesi de değişebilir. Şu bu, değil mi? Ne kadar çok insanın perspektifinden görebilirsek, analiz edebilirsek bunu, o kadar genişlemiş bir zihnimiz olur. O kadar doğruya yaklaşabiliriz. O yüzden o empati, hoşgörü falan bunlardan vazgeçip ne yapmak istiyoruz? Yani bir şey hasıl etmek istiyoruz. Onun için nasıl davranabiliriz falan düşünmek lazım. Bir de bir son söz şeyi söyleyeceğim. Bu benim içimde ukdedir. Bu bizim öğrenci arkadaşlarımız kamu üniversitelerinde öfkelenirler. Bütün pencereleri, kapıları vesaire yıkarlar. Aynı öğrenci arkadaşlarımız özel üniversiteye gittikleri zaman bunu yapmazlar. Bu beni çok acıtıyor arkadaşlar. Kendilerine de söylüyorum. Yani kamunun malı aslında hepimizin, onların malı daha çok. Ve yani yaptıkları şey vandallık, başka bir şey değil ve üzerinde düşünmemek. O yüzden yani politik eylem yapmak bu demek değil. Ve o şeylik, yani bilmiyorum benim kadar sizin de belki hiç düşünmediniz bunu ama ben ne zaman bizim yüreği doğru yerde olan öğrenci arkadaşlarımız işte bir şeyleri protesto ediyorlar bilmem ne, güzel etsinler ama gelip siyasalın kapılarını, camlarını kırarlar. O camlar, o şeyler yine kendi verdikleri harçlardan, bizim vergilerimizden oluyor. Aynı şeyler gidip Kadir Has Üniversitesi'nde onu yapmazlar. Ama bunun üzerinde de naçizane düşünün derim, bu benim derdim. Oraya para verdikleri için olsa gerek. Ama evet işte ona çok fena oluyorum. Çok ciddi bir para veriyor çünkü. Evet ama bu benim canımı çok acıtıyor. Çok art. Yani dolayısıyla orada bir protesto eylemi yaparken biz bu eylemi niye yapıyoruz? Neden? Yani orada öfkeyle, bilmem neyle, duygularla değil. Gerçekten elbette protesto edecekler. Yani olmaz ama bunun üzerinde düşünmeleri lazım. Orada da gene klişeler ve kalıplaşmış düşünceler geliyor. İşte hep ya yani 20 ben kendimi bildim bileli Beyazıt faşizme mezar olacak diye bağırıyorlar. Beyazıt'ın hiç kimse, yani onlara, faşistlere falan mezar olduğu yok. Ya insan yani en azından devlet hesap verecek. Yani olur mu? Bir düşünün diye şey yapıyorum. Ya da oturuyorlar bilmem bizim gençliğimizdeki marşları çalıyorlar mesela. Sonunda dedim ya yapmayın, biraz yaratıcı olun, gözünü seveyim. Yani bu değil. 10. yıl marşından ne farkı var? Hiç bir fark yok. Kadir Has Üniversitesi kapıları kıranlara fatura ediyormuş. Evet ama işte ama ne kadar acı değil mi? Arkadaşlar sizi de çok şey yapmıyor mu? Bunu şimdi hani bu
bu kadar mühim şeyler konuşulurken manasız bir şey gibi geliyor ama vallahi bence çok önemli. Bence çok önemli. Evet, arkada bir arkadaşımız. Şey, hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yurdayan Erşen. Önce üyeleri böyle bir toplantı diyerek teşekkür edelim. Hacı hanımefendiye getirdiği konu itibariyle çok teşekkür edelim. Çünkü gerçekten bugün güncel ve toplumumuzun ana sorunlarından birisi. Biz hala toplumumuzun sorununa sağdan veya soldan bakarak çare bulmaya çalışıyoruz. Oysa artık bunun devri doldu. Yani sağdan soldan bakarak ideolojik gözlüklerimizle yaşadığımız sorunları çözmemiz mümkün değil. Dünyadan gözünü kapatıp da sadece Türkiye'ye bakarak da bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değil. Bunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz da. Bu konuda aydınlığa gelmesi gereken bir sorun gündeme geldiği için özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok konuşulması lazım. Yani günlerce konuşmak yetmez çünkü kafalarımız yıllardır bir avlu bal yemiş gibi. Yani ideolojiler dünyasına angaje olmuş bütün kavramlarımız, tanımlarımız hep oradan geliyor ve oradan biz Arendt'in dediği gibi yeni karşılaştığımız şeylere eski bilgilerden ve diğer dayanaklı çözüm arıyoruz. Mümkün değil. Çünkü o sistemin içerisinde baktığımız sürece gene sınıflar, sınıf kavgaları, sınıf meseleleri gözüyle bakıyoruz demektir. Oradan çıkmamız da mümkün değil, çözmemiz de mümkün değil. Sorun artık yavaş yavaş gündeme geliyor galiba dillerde. İnsan denen bir mahluk var dünyada. Biz bunu kaybettik. Yani Marx'ın yabancılaşma kuramıyla da bir parça anlamaya çalıştık ama insan parçalandığından bu yana iki parça halindeki insan olarak da dünyada kavga ediyorlar. İnsanlıktan çıkarak geldiler bugüne kadar. Yani sağında da solunda da. Artık bunun farkına varmamız gerekiyor. Küreselleşen bir dünya var, bütünlenen bir dünya var. Bu dünyanın içerisinde biz insanlar varız. Bunu görmemiz lazım. Yani ortaya gelmemiz lazım. Yani sağda, solda, taraflarda değil de sanki bir ama araba oturmamız lazım. Bir araftan bakalım ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Böyle bakmamız gereken bir dönem değil. Bu arafa anlamamız için, ortadan bakabilmemiz için gerçekten çok konuşmamız lazım. Her şey kafalarda bu konuya anlatıyor. Örneğin Türk meselesine baktığımız zaman sağdan bakarsanız bir türlü, soldan bakarsanız bir türlü. Ama eğer insan gibi bakabilseydik bu sorunlara, insan gibi baktığımız zaman Kürt sorunu diye bir sorun kalmaz, insan sorunu kalır ortada. Çünkü bu memlekette başka insanlar da var. Ben Abazayım, Kafkas kökenliyim. Ben hiç ortada yokum bunlarda, bu konuşmaların hiçbirisinde. Bir Yahudi ortalarda yok. Bir Kürt şu anda var ortalarda. Ama bu ne yani? Güç ilişkileri dünyasındaki güçlere göre durumlar paylaşılıyor ve konuşuluyorsa bu bir hak etmek bu saatten sonra. Ama insan gibi bakarsak dünya farklı şeyler görüyoruz. Ya insanların katılımcılığı, insanların efendim demokrasiyi başka türlü algılaması mümkündür. Çünkü temsil demokrasi oyununda bugüne kadar çok şey yuttuk. Ama artık temsillik bitti, katılımcı demokrasi söz konusu. Katılım koca Türkiye çapında büyük bir değil. Belki adem-i merkeziyet söz konusu olacak. Bilemiyorum. Ben bir sürü sorunlar gelecek gündeme. Belki ufak ufak ülkelerde herkesin laf edebileceği bir dünya kurulacak. Yani bugün 700 devlet varsa 1800 tane devlet olacak dünyada. 1800 devletlik adamları fiilen katılacaklar. Bir katılım olanakları da var. İnternet çağı, benle çağı bunlar neye geldi? Televizyona mı? Yarattığımız her şey bizim daha insanlaşmamız için yapılan şeyler. Ama biz hala onun köşesinde bekliyoruz. Çok eski kılıçlarla, eski kalkanlarla dövüşüyoruz. Dövüşüyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Böyle bir garip dünyanın açıklanması, kavranması için çok daha toplantılar gerekiyor. Ben bunu rica ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Adım Semir Eşke, öğretmenim ben. Pardon, bir daha söyler misin? Semir Eşke. Semir Eşke. Son konuşmacı arkadaştan devam edelim. Hani Arendt'in dediği gibi her konuşma yeni bir şey başlatıyor. Bu yüzden o yokmuş gibi birden giremiyorsunuz. Doğru. O yüzden yönlendirdi ister istemez. İnsan kavramı evet, yani buna tamamen katılıyorum da. Ama bizim sorunumuz şu, hep böyle bir takım kalıplarla hareket ediyoruz ve bu yüzden böyle demin hesapladık, 24 yıldır anlamaya çalışıyoruz. 1989'da bir şey yıkıldı. Bugün de anlamaya çalışıyoruz. Bu böyle sanki sonsuz, böyle kaç kuşak falan geçecek gibi bir türlü anlamıyoruz. Burada çok basit bir şeye takılmışız gibi. Arendt'in tamamen çerçeveyi onun üzerine kurmuş aslında. Yani kitabınızı da inceledim. Arendt'i okumamış ama muhtemelen bütün çerçeve o şekilde kurulmuş. Zihnimizde kalıplar olmadan biz hareket edemiyoruz. Mutlaka kafamızda kalıplar var. Kalıpları yıktıktan sonra yerine başka bir kalıp koyuyoruz. Mesela basit bir şekilde sizin öyle olduğunu söylemiyorum ama basit bir şekilde örneğin bir insan kalıbı koyuyoruz ve bu bizi yönlendirmeye başlıyor. Muhtemelen öyledir de böyle olabiliyor. Yani Türkiye'de böyle bir yenilenme sürecini biz yaşadık. Geçmişte ne söylediysek hepsinin tersini söylemek yenilenme gibi göründü.
70'te şunu savunuyordu, şimdi tam tersi. Öyle değil ama yeni bir kalıp oluşturdu. Ya da daha ince dogmatik şekiller oldu. Hepsini bir kenara attı. Kendisi bir şeyler öğretti. Bir süre sonra kendisi öğrettiği şeyleri papağan gibi tekrarlamaya başladı bazı insanlar. Yeni bir kalıp oluştu. Yani trabzansız düşünme meselesi işin kilit kısmı gibi görünüyor. Dünyanın en zor şeyi. Geri kalan kısmı tamamen ayrıntı. Ve zaten kitapta da şu ilginç geldi bana. Kitabın giriş kısmı mükemmel, inanılmaz bir derinlik taşıyor. Ama cevap kısımlarına geldiği andan itibaren örneğin kimlik meselesi, anlam meselesi bence orada bayağı yüzeyselleşiyor. Tam da aslında anlatmak istediği şey bu. Yani cevap vermemek lazım. Kendisi de cevap verdiği zaman sıkışıyor orada. Ve hızla tekrar başa dönüyor. Bütün o sıkışmalar, o yüzeysellik o şekilde aşılmaya çalışılıyor. İdeolojisiz olabilir mi? İdeolojiyi sadece sol, sağ vesaire olarak algıladığımızda evet gibi görünüyor ama bence Uğur biraz daha fazlasını aslında ima etti orada. Yani kafamızda kalıplar olmadan düşünmek mümkün. Bu işte işin zor kısmı o. Yani mutlaka elimizde bir kalıp olacak. Bizim bir türlü içinden çıkamadığımız şey odur. Trabzansız düşünme hem herhangi bir kişiye yakın hissetmeyeceksiniz. Örneğin sizin için diyelim ki Arendt'e çok yakınsanız Arendt'i bir kenara atmanız gerekir. Arendt'ten etkilendiğiniz sürece siz Arendt'i trabzan olarak kullanıyorsunuz. Bir de psikolojik trabzanlar var. Yani biz mesela merdivenden çıkarken her zaman tutunmayız trabzana. Ama orada olması bizde bir güvenlik duygusu yaratır. Bir an için o trabzanın kaldırıldığını varsayalım. Duvar kenarından giderken kendimizi rahatsız hissederiz. Onun orada olması gerekir. Yani birileri olmalı dünyada. Şimdi bunun üzerinde çalışılır. Aslında çok da zor değil. Yani ilk çağdan beri Sokrates bunun üzerinde çalışıyor. Uzak Doğu felsefelerini incelediğimizde ya da işte Jaspers galiba Arendt'in önemli öncüllerinden işte felsefe yolda olmak demektir diyor. Ya yürüyeceksin, tek yapacağın şey bu. Durmayacağız. Varacağın herhangi bir yer yok, ulaşılacak herhangi bir yer yok. Anlam oradadır, yürümenin kendisidir. Bu noktada örneğin Arendt'in anlam iz bırakmaktır, tarihte iz bırakmaktır yaklaşımında ben çok eksik buldum. O bizi gerçekten şeye davet etmez. Anlam bence yani bu bilgelerin söylediğinden hareket ettiğimizde anlam biraz da yaşamın kendisidir. Yani politika yaşamı organize etmektir. Ben yaşayacaksam politik olmak durumundayım. Çünkü politik olmak demek şu anda dediğiniz gibi anayasa yapılıyor. Benimle ilgili yapılıyor, çocuklarımla ilgili yapılıyor. Kürt sorunu, ben Kürt değilim ama yani her an her yerde etkiliyor beni. İşte arkadaşımız gergindi, nerede? Onun gerginliğinden etkilendim ben. Etkilenmeye mümkün değil işte. Beraber oturuyorum burada sinirlenmiştim birileri görmüşler. Hemen oradan yakaladım. Haklı sinirlenmekte. Yani yaşamın kendisidir. Yaşamı seçtiğiniz anda politik olursunuz. Politik olmamak demek yaşamamak demektir. Şimdi bu anlamda öyle bir kaçış yolu yok. Bu bir tercih değil. Etik bir mesele de değil. Bu ontolojik bir şey. Ama özcülük anlamında bir ontolojik değil. Tamamen bizim hayatımızın doğal yapısı. Şimdi bağlıyorum. Tatlı kısmında konuşuyorum. İşte katılıyoruz. Toplantıya düzenli katanlar senin katkılarını tamam, biliyor. Tamam bağlıyorum. Hepsini de söylemeyeceğim. Ben de demin de sordum aslında. Bu konuşmalar üzerinde, bu çerçeve üzerinde çalışan gruplar var mı? Hani beraber çalışalım, edelim. Pek olmadığını söyledi. Bence ana sıkıntı burada. Yani bizim bunları konuşmak değil. Şu anda örneğin eğer gerçek bir politik etkinlik yapacak olsaydık Arendtçi bir tarzı bizim örneğin demin arkadaşımız söyledi şöyle yuvarlak oturuyor olmamız gerekiyordu. Bizim beraber düşünüyor olmamız, beraber tartışıyor olmamız. Birileri soru soruyor ve birileri cevap veriyor şeklinde olmaması gerekiyordu. Biz buradan bir bilinç bilinçlemesi yapıyoruz. Bu şekilde çıkıyor olmamız gerekiyordu. Şimdi ama bizde öyle bir alışkanlık var ki yani biz konuşmalar üzerine konuşma, onun da üzerine konuşma. Şu anda biz Arendt üzerine konuşmalar yapıyoruz. Ama Arendt de ısrarla onu söylüyor. O şekilde yapmayın diyor yani. O zaman politikanın dışını tutuyorsunuz diyor. Yok yok konuşun diyor. Bence şu anda politika yapıyoruz. Konuşurken diyor ortak düşünün. Yani kolektif bir bilinç. Hani ben birbirinizin zihnini ziyaret edin şeyini de top tutmadım da. Kolektif bir bilinç. Yani burada bütün insanlar beraber de biz
Orada bir zihinsel çerçeve içinde hareket edebiliriz. O zaman herkes birbirinin zihni içinde dolaşır. Evet, tabii Safiye Efe belki o anlamda olabilir. Bence sorun bunun üzerinde kafa yormak. Buradaki arkadaşlar duyarlılar, öyle görünüyor. Yani bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Nasıl pratikler üretebiliriz? İşte bir ve şu anda yaşama kısıtlılığı, kanıtlılığı nasıl aşabiliriz? Yani ileri bu konu biraz ön alması lazım. Hiyerarşi üretmeden, iktidar üretmeden ama birazcık da sorunlu ve siyasetçi olması gerekiyor. Peki ben sizin demin sorunuzu tam anlamamışım. Bu hani kimler bunu geçiriyor eyleme diye. Feminist hareketin çeşitli eylemleri bunun örneğidir. Evet, kadınlar bunu bir miktar daha fazla yapabiliyorlar. Bir kere genellikle herkes böyle yuvarlak filan oturur. Biz onu çok eskiden illa öyle olsun diye uğraşmıştık. Birazcık şekilci bir şeydir. Ama bir başlangıç için iyidir. Ayrıca kadınlar belirli hedefler etrafında bir araya gelip sonradan ayrılabiliyorlar. Belirli bir hedef etrafında bir araya geldikleri vakit farklı yaklaşımlarını, tabii ki herkesin farklı görüşü şu bu var, farklılıklarını o anda gündeme getirmeden, kürtaj konusu, orada bir araya geliyorlar, örtülüsü, örtüsüzü, solcusu, sağcısı, burada mesela bu çok net gördük, daha başka bir sürü konuda da gördük, ama ondan sonra dağılıyorlar. Ve illa hani sen illa benim gibi düşüneceksin, bu konuda bilmem şunu yapacaksın diye birbirlerinin kafasına bir şey vurmuyorlar. Tamam kardeşim, sen şu konularda farklı düşünüyorsun ama gel bak bu hepimizi ilgilendiriyor ve bu konu hepimizin yararına dendiği vakit bunu yapabiliyorlar. Ad hoc örgütlenmeler yapabiliyorlar. Bence bundan ders çıkarmak lazım. Her zaman yapıyorlar mı o başka. Onu her zaman yapamıyorlar. Ya da mesela şey dediniz ya, hani bir şeyin habire bir şeyleri alıp tersini söylüyoruz diye. Ben onu çok önemli görüyorum, çok doğru. Bir şeyin tersini söylemek ya da yapmak, o şeyi yeniden üretmek anlamına geliyor. Çok önemli. Bunu bütün bu mağdur politikalarında, tırnak içinde görebiliyoruz. Yani o öfkelerde görüyoruz tabii, çünkü herkes insan sonuç olarak dediğiniz gibi. Bunca yıl ezilmişiz, ondan sonra ya da işte her kimse onu yapar. Onun için duygularıyla hani şey yapıyor ama buradan yeni bir tahakküm çıkarmamak için özel olarak çaba harcamak gerekiyor. Buna mesela çok dikkat çeker. Teori, yani bir trabzan olarak bir şeyleri kullanmak, teoriyi kastediyorsunuz. Teori zorunludur. Ama yani bir kavramsal çerçeve olmadan biz olguları anlamlandıramayız. Teori dediğiniz şey işte hayatı yorumlamak demek. Ondan sonra zaten yani sosyal bilim o. Ama o trabzanı sürekli bir çelik ve sizi sınırlandıran bir şey olarak görmemeniz lazım. Teori nedir? Aynı zamanda sürekli olarak yanlışlanabilir bir şeydir. Siz o andaki bilginizle bir durumu açımlayabilmek için bir kavramsal çerçeve kurarsınız. Ondan sonra onu deneyimle, olgularla karşılaştırırsınız. Bir kısmı doğrudur, bir kısmı değildir. Doğru olmadığını anladığınız anda vazgeçersiniz. Şimdi bu başka bir şeydir. Kapalı ideolojik sistemlere, kalıplara kafayı uydurmak başka bir şeydir. Bir de bir şey söyleyeyim. Anlam iz bırakmak değildir. Arendt için bu çok önemli, bakın. Anlam ötekilerdir, başkalarıdır. Benim hayatıma anlamı veren birlikte olduğum, birlikte eylediğim, beni izlemiş olan insanlardır. Arendt kesinlikle Sartre'cı filan anlamda varoluşçuluğu vardır ama tek bence değildir. Ve anlamın ötekiler olması çok önemli bir şeydir. İşte birlikte eylemek, iktidar da oradan çıkar. Hakikaten düşünürseniz yani bir güç sahibi olabilmek, güç nedir? Biz bir şeyleri değiştirebildiğimiz vakit birlikte bir iktidar oluşturuyoruz orada. Ama ondan sonra o gidiyor. Yani onu sistemleştirip kurumsallaştırmak, tabii o noktada çok kendi kendimizle de çelişiyoruz, haklısınız. Bir yandan kurumlar oluşturmak zorundayız ki süreklilik elde edelim. Ama anında kurumlar bize tahakküm etmeye de başlıyor.
Dolayısıyla bütün bunlarla baş etmek zorundayız. Ama bunların varlığını konuştuğumuz sürece bunların farkında oluruz. O yüzden ben konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o dolayısıyla buradan alıp bunu başka bir yere götürürüz. Bir dil sahibi oluyoruz arkadaşlar. Yoksa insanın dili olmuyor. Yani bir, değil mi? Bir şeylerin mesela ters gittiğinin farkında olursunuz. Ama teori size bir dil verir. Feminist teori bana kadınların ezilmişliği ve kendi deneyimlerim için bir dil kazandırdı mesela. Çok önemli. O zamandan beri susmadım zaten. Ama o olmasaydı suskundum. Konuşamıyordum. Yani ki aynı okuldan mezuniyetim şu, yani hani bilgilerim vardı. Ters giden bir şeyler olduğunu da biliyordum ama bunu anlamlandırdığım zaman konuşabilmeye başladım. Aynı şey teorinin, yani her türlü için, yani değiştirici teori için geçerli. İhtiyacımız var. Konuşmaya çok ihtiyacımız var. Teşekkürler Semir. Son cümle. Hayatta beklediğim gibi. Ya çerçeveye ben çok katılıyorum. Gerçekten çok verimli ve ihtiyacımız olan bir çerçeve. Ama etkili olunması için de çok çalışmak gerekir. Aksi durumda totaliter yapı, toplum mühendisliği şu anda Türkiye'yi ciddi bir şekilde boğuyor. Bir süre sonra şu konuşmamızı yapamaz bir hale gelebiliriz. Yani bu çerçevede bunun nasıl etkili olabileceği, yaşam üzerinde nasıl bir... Buna çok katılıyorum. Çok tamamen katılıyorum. Jale pardon. Ben tam bir konuyla ilgili olduğu için araya gireceğim. Kusura bakmayın. Yok, teşekkür ederim. Bu bahsettiğiniz şeyi, kuramın bir adı var mı? Yani hani dediniz ya, yuvarlak masa da bir araya gelir ve eşit şeyler konuşulur. Şimdi buna tam bir örnek ben de vereyim kadın hareketinin dışında. 2008 sonlarında bu çocuklar için aday çağrıcıları diye bir grup oluşturduk. TMK mağduru çocuklarla ilgili bir çalışma yaptık ve yasanın değişmesini sağladık. Orada da o kadar farklı insanlar bir araya gelmiştik ki sadece tek bir konu üzerinde çalıştık. Politik görüşlerimiz falan her birimizi kapının önünde bırakıyorduk ve olağanüstü bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok kişiye ulaştı. Ve sonuçta işte kendimiz de Ankara'ya giderek yasanın çıkmasında büyük katkımız oldu. Ve gerçekten işte birçokları beğenmedi o yasayı ama sonuç olarak çocuklar ciddi bir şeyden geçtiler. Şeye gideceklerini, asayi şubeye gideceklerini, çocuk şubeye götürüldüler. Bizim zaten amacımız da buydu, hedef de buydu ve o sağlanmış oldu. Siz anlattığınızda ben de bunu... Tamam, tam bunu kastediyorum. Aklıma geldi. Tamam, bunun bir adı var mı? Yani bu ne teorisidir? Ya da ne teorisidir? Yani nasıl bu kadar uzun tarif ettiler? Ama işte bu, yani bütün yeni toplumsal hareketlerin dayandığı şey bu. Bunu bütün işte feminist harekette de bu vardı ama esas ilk başta onlardan çıktı. Ama bunu tarif ederek anlatabiliyorum ancak. Tabii tarif ederek ama yani işte bu nedir? Bu hedef odaklı politika diyebilirsiniz. Yani belirli hedefler etrafında. Ha? Çözüm odaklı. Çözüm odaklı, hedef odaklı. Dolayısıyla aynılaşma üzerine kurulu değil. Yani siz, ben de o şeyde vardım. Aynı fikirde sürekli olmak zorunda değiliz ama o konuda böyle bir şey yapılması gerekir dediğiniz anda bir sürü şeyi bir yana bırakıp yapıyorsunuz ve sonuç alıyorsunuz. Ha, bir kere de sonuç alınmayabilir, o da ayrı. Beğenmeyebilirsiniz, ondan sonra başka bir şey de yaparsınız. Dolayısıyla sürekli ucu açık oluyor. Yani o çok önemli. Bir de bir şeyi unuttum konuşurken değinmeyi. Politikanın açık uçlu olduğunu, niyetlerden bağımsız olduğunu da hiç unutmamak lazım. Yani eylem dediğimiz, politik eylem dediğimiz, kamusal alanda yaptığımız şeyleri elbette belirli niyetlerle yapıyoruz. Belirli ideolojik bagajımızla yapıyoruz, yani bütün onlarla yapıyoruz. Ama bir kere o eylem yapıldıktan sonra o eylem kendi başına yürümeye başlıyor tabir caizse. Eylemin özgürlüğü oradan gelir, tehlikeli oluşu da oradan gelir. Yani benim aklıma mesela şey hep gelmiştir, olumlu bir örnek olarak onu söyleyeyim, çok olumsuz da örnek verilebilir. Hrant Dink'i katlettiler. Hrant Dink'i katledenler tamamen bir Ermeniler üzerine bir şey yaratmak, bir azınlık çatışması yaratmak vesaire istiyorlardı, değil mi?
onların niyeti oydu. Ama sonuç ne oldu? Sonuç 100 bin kişinin hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantız diye yürümesi oldu. Şimdi dolayısıyla onların da yaptığı politik eylemdi, yani sonuç olarak onu bir politik edim olarak yaptılar. Niyetle sonuç arasında bir ilişki olmayabilir. O yüzden politikada niyetleri ölçerek, hani şu şöyle olursa bu böyle olur bilmem ne, şimdi mesela Erdoğan bunu şundan dolayı yapıyor, aslında başkanlık sistemini savunuyor falan. Olabilir, onun niyeti olabilir ama mesela şu çözüm, Kürt çözümü meselesinde adım atılması ne Erdoğan'ın niyetini bırakır ne başkalarının şeyini, bambaşka bir yere gider. Çünkü hakikaten bizim tahmin edemeyeceğimiz bir yerlere gider. Çünkü insan tahmin edilemezdir, insan eylemi tahmin edilemezdir. Arendt şeyi de söyler, eylemin özgürlüğü, hani kulağımıza güzel gibi geliyor ama aynı zamanda tehlikeli bir şeydir. Çünkü birçok süreci dizginlerinden boşaltabilir. Yani sizin hiç tahmin etmediğiniz bir yerlere varır. O yüzden de bir takım kurum, sınırlar gerekir. Yasalar, kurumlar da işte insanların o hani eyleme koyduğu bir takım sınırlar. O yüzden onlar da önemli. Yani hiç olmaz diye bir şey yok. Bir de tabii hubris denen şey, yani o küstah çekilir. Arkadaşımızın çoğunlukçu demokrasi dediği şey. Çok haklı. Biz %75'iz. O yüzden canımızın her istediğini yaparız. E o öyle değil. O sonunda gelip başka bir yere vurur. Yani bir de o nokta var. Şimdi siz... Yok ben... Tabii, pardon. Şimdi, önceden var. Lütfen. Bir kere bir müdahale usul hakkında. Evet. Sosyal forumda hep şöyle yaparlar. Bir tane, iki erkek konuşursa muhakkak bir kadına söz veririm. Altyazı M.K. Ben zorla almak istiyorum. Evet, şimdi buyurun. Sözümü kazanmadı. Adına anlat. Hak ettin sözünü. İki tane şey söylemek istiyorum. İsminizi rica etsek kayıt için. İpek çalıştılar. İpek çalıştılar. Biliyoruz. Fatma Gül'den şunu rica ediyorum. İki şefin ya da liderin kendi politik bakış açısından ve Hannah Arendt'in politik açısından son hafta içindeki değerlendirmelerini istiyorum. Yani Kürt barışı için attıkları adımları nasıl bakıyorsun? Bir de bayrak konusunda görüşümü söylemek istiyorum. Türk tarafı olarak bizim gidip onlara bayrak nerede dememizin hiçbir manası yok, ayıp bir şey. Ama bence bir politika yapılıyorsa onların oraya Türklerin mutlaka Kürt bayrağı koyması gerekiyor. Türk bayrağı. Çünkü yine Türkçe çevirmen koymaları gerekiyor. Televizyonları hiçbir naklen yayınla veremedi. Yani açıkçası bir tek İmeç'i izleyebildim. Geri kalan hiçbirinde bir bayrak sorunu yüzünden niye iki tarafta bu kadar çok bayrağı kıymet veriyor? O zaman kıymetsizleştirelim, her tarafı doldurulmuş bayraklarla mesele kesinlikle. Bu bir politikadır. Yani bunu düşünmek gerekiyordu. Düşünülmeden yapılması kötü oldu. Bir de çeviri. Hiçbirimiz anlayamadık yani. Bence Kürtlerin de çoğu anlamadı. Yani evet, orada çok güzel bir gösteri oluyor ama orayı bir de çevirmen gerekiyordu. Tamam hocam. Ben bunu düşünmüş değil mi? Evet. Ya bir soru daha arkadaki şey. Hanımefendi siz, sonra hocam. Aydın hocam siz. Biraz sarıcı. Biraz lütfen. Sesinizi yükseltir misiniz? Şimdi sanırım Hannah Arendt'in o gerçeğe olduğu gibi bakma düşüncesine yakın başka filozoflar da var. Geçmişten bu yana. Şimdi şey yakın geldi bana. Lacan'dan bu yana işte Zizek'in de ifade ettiği gibi. İşte kapiton etkisi denilen bir şey var. Yani bir kapitona kumaş veya koltuğun böyle sabitlen, düğmelerle sabitleme şeylerini bilirsiniz. Bu yüzer gezer gerçeklikleri ideolojik olan kavramlar sabitler diyor. Yani ideolojik kavramlar bir tanım getirir. O tanımlar o kapiton baskı noktalarında gerçekliği sabitlerdir. Ve biz aslında gerçekliği yüzden görmediğimiz bir şekilde yamuk baktığımızda o kapiton noktalarının etkisiyle de farklı bir şekilde okuruz. Şimdi
Onun için de bu mesela pek çok değişik Fransız filozoflar işte kelimeleri temizlemek üzerine kurmuşlar. İdeolojik noktaların sonradan temizlenmesine uğraştılar. Barış sözcüğü. Yani, hayata dönüş o kadar zor oldu mesela. Hayata dönüş. Hayata dönüş müydü o? Hepsini katletmekti aslında. Yani o kelimeleri yani mesela Kıbrıs'a savaşa gidildi ama barış harekatıydı adı. Yani o anlamda da barış harekatıydı. Yani barış kelimesini de temizlemek lazım. İdeolojisiz düşünmek mümkün. İdeoloji zaten herhalde Avrupa'da 1960'lardan bu yana artık etkisini bitirmiş, yani kaybolmuş bir şey ideolojiyle bakmak. Burada hala etkisini sürdürüyor. Biz yani bugün Hannah Arendt konu olduğu için şey yapıyoruz. Benzer düşünen pek çok kişi var, filozoflar. Ondan sonra ama yaklaşımı, politik anlamda yaklaşımı gerçekten size de teşekkür ederim. Aydın Hocam, hanımefendi siz, sonra Saadettin. Yalnız ben unutacağım. Aha, pardon, hayır. Bence İpek'in sorusuna bir yanıt. Tamam, şimdi, pardon, özür dilerim. Pardon, hakikaten zaten çok el, el kalktı. Evet. Selma Hanım'a şeyi de hatırlatacağım, ben de onu çok kullandım kitabımda. Orwell'in 1984'ünü hatırlayın. Yani işte özgürlük aslında köleliktir, kölelik özgürlüktür'den gelip tamam bütün otoriter ve totaliter sistemler tabii ki ideolojik yalanlar üzerine kurulu. Ve mesela bu barış neo hayata dönüş operasyonu bence onun en tipik örneklerinden biriydi. Kocaman bir benim de ayrı bir bölümüm var onun üzerine. Tabii dolayısıyla o yüzden biraz da lafımı bağlarken bu dil meselesine değindim. Dil ve üslup çok önemli. Neyi nasıl kullandığımız. Çünkü eğer yani insanları ikna etmek istiyorsak, bizi duymalarını istiyorsak, onları duyacakları gibi hitap etmemiz gerekir. Bu çok önemli. O yüzden de hakikaten bilmem çevirinin olmaması çok önemli. Yani burada bir kimlik gösterisinde bulunmak başka, kimliğin tanınması temelinde birlikte hayır, hareket etmeye çalışmak başka. Ve Öcalan'la Erdoğan'ın tarzlarında, Öcalan'ın mesela konuşmasında yeni bir biz yaratmak kavramı vardı. Dolayısıyla bayrağın olmaması ona da aykırı. Yeni biz yaratmak derken daha önceden de tartışıldığı gibi hani Türkiye yurttaşlığı yeni yani herkesi içine alan bir yurttaşlık kavramı bence çok olumlu bir nokta. Dolayısıyla onu kavruyorsa orada o bizi tümüyle simgesel olarak birleştirebilecek bir simgeye ihtiyacımız var. Bence pekala bayrak olabilir. Türk bayrağını şey yapmakta bir beis yok orada. Ama öte yandan bunu şu anda Diyarbakır'dan beklemek de mümkün değil. Onu da görüyorum. Yani aslında Öcalan kendisi belki o noktada ama bunca yıldır başka şeylerle doğmuş taşmış olan insanların da bir tek Öcalan'ın lafıyla bunu yapmalarını beklemek mümkün değil. Doğru da değil ayrıca. Ben memnun oldum. Çünkü itaat kültürü zaten var. Yani o yüzden ikisini de savunmak ve şey yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada da sonuç olarak Kürt halkı bu otoriterliğin dışında mı? Mezopotamya otoriterliğin Allah'ının olduğu yer. Yani bütün şeyin kaynaklandığı yer. Ataerkilliğin ve derin devlet ve kadim irfan ne? Derin irfanı diyor ya. Mesela. Bütün onun kaynaklandığı yer sonuç olarak. Dolayısıyla kimse bunlardan ari değil. Bunların dışında değil. Zaten önemli olan o. Yani Kürtler vay biz bugüne kadar çok ezildik, onun için ne yapsak haklıyız diyemezler bu süreçte. Türkler de evet biz çok ezdik, çok şeyimiz var, suçumuz var, birikmiş. Dolayısıyla bunun hesabını vermeliyiz. Ama gene de ne yapmak için? Ortaklaşa bir yaşam kurmak için. Şimdi bu şey gibi yani hani diyoruz gelin bize katılın.
aidiyet ama yurttaşlık öyle bir şey. Yani ben hep onu savunuyorum. Politik yurttaşlık dediğim şey var. Ortak siyasal gövdeye aidiyet, politik sadakat. Yani şeyle değil, işte Türk olduğunuz için, Kürt olduğunuz için, falanca olduğunuz için değil, o gövdenin yurttaşı olduğunuz için ve o topluluğun iyiliğini, selametini istemek, ona sadık olmak diye bir mesele var. Ama şimdi tabii onun için, yani siz hani devlet diyor, bana ait olun. Sonuç olarak devletin de bize ait olması lazım. Yani hepimizin o politik topluluk içinde, anlatabiliyor muyum, kendimizi evimizde hissetmemiz lazım. Şimdi bunu evimizde hissettirmiyorsa bize, o zaman bizden aidiyet ve sadakat beklemesi de çok mantıklı değil. O yüzden Erdoğan'ın tutumunda da buna çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii çok hubristik bir tavır içinde, ona alışmış durumda. %75'in kibiriyle konuşuyor. Ama öte yandan bir siyasi şeyi de var. Bir değil, fazlasıyla yani siyasi bakışı var. Ve bir vizyonu var. En azından Türkiye'ye ilişkin beğenme, katıl katılma vizyonu var. Dolayısıyla geri çekilmesini biliyor. Yani geri çekilmeden, hani hep işte böyle bir tek en katı biçimde bu böyledir, bu doğrudur, mutlak hakikatçi olmak demek o. O zaman politika olmuyor. Ama buna herkesin dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bu süreç hakikaten çok kırılgan bir süreç. İnsanın ödünü patlatıyor. Ama şey ilginç, yani liderlerin söylemiyle kitlenin söylemi, ruh hali arasındaki fark, senin dikkat çektiğin fark çok ilginç tabii. Evet. Efendim, ben Aydın Topaloğlu, teşekkür ediyorum. Şimdi olan biteni konuşmak yerine biraz öze inersek, biraz içeriden bakarsak, sizce insanımızın bu demokratik bilinci ne durumda? İmkan mısınız veya karamsar mısınız? Acaba engeller var mı yok mu? Şundan soruyorum. Sizler dahi ki 2 saatte dinliyorum, hep ihtiyatlı davranıyorsunuz, işte dikkatli davranıyorsunuz. Eğer sizler bile ihtiyatlı davranıyorsanız, sevinemiyorsanız şu son pazar günden beri, o aşırı uçtaki militanlar veya o insanlar acaba hak değil mi bu açıdan baktığınızda? Vallahi ben çok veya seviniyorum. Sizin ihtiyatınızı gerektiren, mesela ne olması gerekiyordu ki siz sevinecektiniz yani? Anladım. Yani bu hepimizin aslında... Yani bence bu sorunun cevabı sizin zaten kafanızda mevcut. Yani ben bir kere çok seviniyorum. Onu söyleyeyim. Yani eğer bizler bunu seslendiremezsek, bunu konuşamazsak, doğru, unutmak. Yani o zaman o aşırı uçların esiri olmayacak. Şimdi çok sevindiğimiz açık. Ya, neden sevindiğim benim çok belli. Yani ben bir siyaset imkanı açıldı diye seviniyorum. Hakikaten ölümler durursa diye ümit ediyorum. Yani ölümün kol gezdiği yerde hayat zaten yok, hani biz niye varız gibi sorular geliyor insanın aklına. Ama şu da var, yani bu ihtiyatlı olmamızın sebebi buna kapılıp her şey güllük gülistanlık diye düşünmeye de gidebilir. Tamam oldu bittiye gidebilir. Halbuki burada acaba bir gizli şey mi var? Yani sakladığımız olması gerektiren veya da yaptığımız bir alışveriş var acaba? Yani öyle mi? Ben vallahi onu bilmiyorum. Yani belki başka arkadaşlar ne derler bilmem ama biraz kuşkucu olmakta haklıyız. Çünkü başımıza çok şey geldi. Yani bir de Türkiye insanı şaşırtan bir ülke. İyi ki öyle. O yüzden herhalde ondan vazgeçmiyoruz. Yani iyisiyle kötüsüyle sürprizler oluyor. En kötü hissettiğimiz anda bir şey oluyor, değişiyor ya da tersi de olabiliyor ama. O yüzden benim yüreğim ağzımda, hem seviniyorum ama yüreğim ağzımda. Buradan yani bir de üstelik şeyi de düşünün, sadece Türkiye değil ki, yani dünyanın en netameli coğrafyasında yaşıyoruz biz. Yani hem bugün açısından hem dün açısından vesaire. Dolayısıyla orada komplo teorilerini ne kadar beğenmesek de bir sürü başka işin içinde olduğunu falan da hani biliyoruz, ediyoruz. Tabii bütün bunlar ayrıca geleneksel
yaklaşımımız, yani otoriterliğe hem liderler hem de toplum olarak çok yatkın oluşumuz var. Ben esas ondan korkuyorum. Yani lider kültürünün, itaat kültürünün bu kadar derin olduğu bir yerde şeyle birleşince, o iş bitiricilik ve ekonomik gelişmeyle birleşince birçok şey kabul edilebilir hale geliyor. Ben mesela yaşamak politikadır, hiç buna katılmıyorum. Tam tersine yaşam alanı dediğimiz, işte bu hani sosyal ihtiyaçlarımız, işte genel olarak tüketme hırsımız aslında politik alanı zaten içine alıyor. Ve insanlar hani efendim hayat tarzımı kaybetmeyeceğim, vay bunu bilmem şey yapamam derken bakıyorsunuz Hasan Cemal kovuluyor. Hayat tarzını kabul şey yapmak, değiştirmek istemeyen, ondan geri durmak istemeyen bir sürü gazeteci arkadaşın sesi çıkmıyor. 2002 krizinde de öyle olmadı mı? Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bu bir hayat tarzı, bu yeni çıktı zaten ama bu tamamen neoliberalizmle çok ilgili vesaireyle ilgili. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bizim politik varlığımızın, politik düşünmemizin önüne geçiyor. Bütün bunlar totaliterliğin kapısını açan tehlikeler. Yani bunları bildiğiniz zaman hani sevincinizin bir şeysi oluyor. Hani yani bakalım bu ortamda ne olacak, nereye gidecek diye düşünüp gözünüzü açık tutmak zorunda kalıyorsunuz. Teşekkürler. Buyurun. Evet, ismim Olcay Otuç Kavukçoğlu. Ben mütevazı bir şekilde birkaç başlık atmak istiyorum. Belki katkı anlamında olabilir. Şöyle ki, ömrüm yarısı Almanya'da, yarısı Türkiye'de geçti. Son 20 yıldır ağırlıklı Türkiye'de yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla Almanya'da yaşarken de, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Almanca'da iki politikayla ilgili iki kelime vardır. Politik olmak, parti politikası yapmak. Yani bu çok önemli. İki kelime. Politik olmak, aynı demin konuşulduğu gibi, herhangi bir olaya politik tavır almak. Çok basit. Eğer çocukluysanız, mahallede işte park yoksa çocuk parkı, inisiyatif oluşturur insanlar. Dediğiniz gibi, yani bu sadece feminizmde geçen bir şey değil bu. Tabii. Almanya'da. Bütün toplumsal hareketlerde. Ben Almanya'da şey. Örneğini verebiliyorum. Evet. Çünkü orada yaşadım. Orada kendimi yine konuşmalardan çıkarak şunu söyleyebilirim. İdeoloji, yani genel bakıldığı zaman demokrasi adına, demokrat olmak adına, yine de kurallar tabii çerçevesinde, çünkü demokrasi bitmeyen bir yönetim biçimi, sürekli mücadele verilen bir yönetim biçimi. Dolayısıyla da herhangi bir olayda insanların tavır koyması, kaç kişi ise o konuyla ilgili bir araya gelmesi, tartışması. Örneğin Almanya'da gerçekten ben bunu orada öğrendim. Tartışma kültürü mükemmeldir. Şöyle ki, dediğiniz o yuvarlak şey, oturma şekli vardır ya, her konuda küçük, büyük, ne bileyim 20 kişiye kadar diyelim, muhakkak herkes kendi fikrini söyleyerekten, illa ki aynı düşüncede olmak mecburiyetinde olmayaraktan, ama bir konuda herkes fikrini söyleyip belli bir amaç doğrultusunda çalışmalara girişmek ve de o amaç ulaşıldığı zaman da, yani o zaten dediğiniz gibi kurumlaşma doğrultusunda geliştiği için o devam eder zaten. Hakikaten oradaki yaşam biçimi genel olarak insanların arasındaki o karşılıklı anlayış, saygı, bütün bunlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Benim Türkiye'ye döndükten sonraki sıkıntım, inanın onun için çok seve seve koşa koşa geldim bugünkü toplantıya. Kendi doğal çevremde kimseyle tartışamıyorum. Ben politik düşünceye önem veren, yani her şeyi takip etmeye, kendimce yorumlamaya çalışan bir insanım. Ama o kadar önyargılı ki çevrem... Hemen taraf oluyoruz değil mi? Evet.
bir daha bir cümle veya o bir şey söylüyor. Ben ama diye başladığım anda ha tamam Sertay'ı mı tutuyorsun canım? Hiç böyle bir şey yok. Yani sonuçta böyle belki bu şeyle bakmak lazım genel olarak diyorum. Yani şimdi biz biraz geç nasıl söyleyeyim bu tür tartışmaları belki yeni yeni öğreniyoruz. Benim Almanya'daki görevimce sosyal çalışmalar içinde biraz politik, biraz kültürel. İlk zaten öyle başladı Türk kültürü. Sonra bir de şöyle de bir şey var. O yüzden ben örneğin Kürt insanına çok daha farklı yaklaşabiliyorum. Çünkü ben de azınlık olarak Almanya'da yaşadım. Ben direkt belki negatif etkilenmedim çevremden ama bir Türklerle ilgili bir şey olduğu zaman onun için de hissettim. Dolayısıyla insanları ben anlayamıyorum. Yani Kürt insanının neden öyle davrandığını anlayabilmek için onun yerine koyması lazım. Yani beynine dediğiniz gibi çünkü oradan bakması gerekiyor. Bakamıyorlar ama çoğu insan. Peki teşekkür ederim. Şimdi Saadettin, sen kaldın olmuş muydun? Tabii ki. Hadi elini kaldırmıştım. Sıkım sade yumuşak. Kafamda çok soru işaretleri var ama hepsine cevap aramak biraz doğru olmaz gibi geliyor. Başka bir politika mümkün mü konusunda mesela benim kafam çok karışık. 20. yüzyılda başka politika mümkündür diye ortaya çıkıp da başa dönüldüğü için de olabilir. Ama başka bir politikanın mümkün olabilmesi için başka koşullar da gerekir. Yani biz başka bir politika istiyoruz diye başka bir politika mümkün olamayabilir. Daha karışık olduğunu düşünüyorum ben bu konunun yani şimdiye kadar ele aldığımızdan ve konuşulduğundan ve hatta belki Arendt'in söylediklerinden de mesela konformizm olarak söylenen bir şey hep söylemişizdir. Konformizm şöyle der, gerekli olan politika mümkün olan politikadır. Mümkün olan politika da var olan politikadır. Ama var olan politika dün ya da evvelsi gün var olmayan bir politikadır. Belli bir değişimin de ürünüdür aynı zamanda. O zaman biz var olan politikanın değişmesini ve daha ileriye doğru gitmeyi düşünürken var olan politikayı toptan reddetmek değildir çözüm. Var olan politikanın da olumlu yanları temsil ettiği değişim dinamikleri vardır. O zaman hani başka bir politika mümkün mü derken ne kadar başka, ne zaman hangi başka politika mümkündür gibi daha böyle çetrefilli bir şekilde ele almak belki daha yararlı olur. Yoksa kısaca böyle başka bir politika mümkündür diye bodoslama, bugünkü dünyadan bambaşka bir dünya ve yeryüzü cenneti kurmaya doğru gidişat ya ayakları havada kalıyor ya da hareketsiz hale geliyor. Sanki bizim gibi bir şeyler toplumsal bir katkıda bulunmak isteyen insanlar açısından. Mesela günümüzle ilgili olarak bu çözüm süreci meselesi soruma doğru geliyorum. Burada çok enteresan bir gelişme oluyor tabii. Yani burada herkesin bu süreçte karınca kararınca katkıları söz konusu. Tek tek bizlerin de fiziksel ortamlarımızda ya da sanal dünyalarda, Facebook'larda, okul mezunları, grupları vesaire şeyde ne söylediğimiz, ne yaptığımız ve etkileşim içine girdiğimiz ve farklı farklı tepkileri ve duyguları olan insanların o tepkilerini, düşüncelerini, duygularını da mümkün olduğunca hesaba katmaya çalışarak niye böyle hissediyorlar, böyle bir hissiyat içindeler, niye böyle düşünüyorlar ve onların algılayabileceği bir şekilde onlara farklı bir açıdan bir farklı bir perspektif sunmaya çalışmak. Yani bu bayrak konusu burada güzel etraflıca işlendi şimdiye kadar. Yani
Öcalan ilk geldiğinde bambaşka bir şekilde bir şey söylemişti o zaman. Türkiye Cumhuriyeti işte devletiyle bir sorunumuz yok, işte bayrakla bir sorunumuz yok falan şeklinde. Ve hala ama o sorun, yani sorunumuz yok demek o sorunu bitirmek anlamına gelmiyor. Bir miktar bir sorun var demek ki. Mesela 1970'li yıllarda Marksist sol dernekler, çeşitli grupların etkinliklerine şöyle bir bakalım fotoğraflara. Yani o bayrağı pek göremezsiniz. Kongrelerde, şunlarda, bunlarda yoktur. Çünkü sonunda... Daha dikkatli bakmak lazım. Hayır, var olan yerler var, var olmayan yerler var. O tartışma mesela 1 Mayıs'ta da yapılmıştı. Türk bayrağı taşımıyorlar falan filan. İşte yabancılar söylemişlerdi, çok iyi baktınız mı, işte sizinki de kızıl bayrak, yani red İngilizce, o da red, o da red karıştırmışsınızdır diye. Ama Marksist sol içerisinde de bayrağa karşı bir soğukluk vardır genel olarak. Pek de tercih edilmez, yani asılmaz. Milliyetçiliğin bir sembolü olarak görülür. Marksist solun milliyetçi olmadığını düşünüyorsanız. Geçen yıl tartıştık. Lojik olarak bir duruşu var. Şimdi Türkiye kimliği ön plana çıkarılmaya çalışılıyor ve öyle genel bir çoğunluğun hissiyatı değişmiş gibi görünüyor. Özellikle bu hükümetin de yeni değişen politikalarıyla birlikte Türkiye'li bir üst kimlik benimsenmesi için çalışılıyor. Kürtlerin de, Türklerin de kendilerini yansıttığını düşünecekleri, hissedecekleri, eşitlik duygusuna sahip olacakları bir Türkiye'li bir kimliği. Ama öbür taraftan orada Türk bayrağı da olmalıydı diyor. Ama o bayrak, Öcalan da hani sorunumuz yok dediyse, o bayrak acaba Türk bayrağı mı, Türkiye bayrağı mı? Bunu yeniden düşünmek mi gerekir? Mesela yoksa ne olacak? Somut ve küçük bir soru olarak ben bunu, yani bir siyaset bilimcisi olarak bir bilgi katkısı, yani Türk böyle bir şeyi ben başbakandan beklemezdim mesela. Daha bu şeyi planlı olarak bu yolda giderken, Türkiye'de üst kimliğini ön plana çıkarmaya çalışırken epey bir süredir o hissiyata... Evet, ama yani Türkiye'li kimliğinin simgesi Türk bayrağı zaten. Yani devletin bayrağı. Dolayısıyla orada... Türkiye'nin bayrağı değil mi o zaman? Türkiye'nin bayrağı. O yüzden, aslında o yüzden diyorum. Yani Öcalan da mesela o bayrağın orada olmasını doğru bulurdu. Evet. Ama tabii o kitle bugüne kadar... Siz o kitleye bambaşka bir şey düşünmüş, ona bundan bekleyemezsiniz. Ama şey doğru, yani o Türkiye vatandaşlığının simgesi pekala şu andaki bayrağımız olabilir. Yani bunda bir şey yok. Bir de bu simgeler üzerinde uzlaştığınız vakit, eğer uzlaşarak, yani birlikte düşünerek buna yaparsanız, bence sorun yok. Simgeler de gereklidir diye düşünürüm ben. Siyasal bilimci olarak önemlidir. Seremoniler önemlidir vesaire. Ama tabii onun hepimizi temsil ettiğine dair bir iç rahatlığı olması lazım. Yani bizim kendimizi evimizde hissetmemiz lazım o bayrağın altında. Bu Kürt arkadaşlarımız hissetmiyorlar henüz. Çok da haklılar. Onlara öyle... Türk bayrağı diyoruz çünkü mesela. Demesek bile, yani desek de, ama bunun onlar için o anlamı değiştirmemiz lazım. O da bize düşer. Bunun hakkında yazmak, çizmek, bunu istemek. Şimdi ben yalnız sizin bir şeyinize, hani var olan politikayı başka bir politika mümkün mü diye düşünmek, var olan politikanın her türlü şeyini bir yana atmak değildir. Herhangi bir şeyi eleştirmek, tümüyle onu yok saymak, inkar etmek de değildir. Ayrıca reddettiğiniz bir şeyle de sürekli konuşursunuz zaten. O red üzerinden o vardır. Dolayısıyla ona da bir hakkını vermeniz gerekir. Hayatta bu çok var olan bir şeydir. Benim tamamen anlayışım da bu. Yani bilmem Marx, Hegel'i reddettiği vakit sonuç olarak Hegel üzerinden konuşuyor. Ona borcu var, entelektüel borcu var. Ve bütün bir felsefe tarihi, düşünme tarihi bu konuşmalarla, bu borçlarla sürer. İster olumlayın, ister olumsuzlayın. Şimdi o ayrı. Dolayısıyla tabii ki var olan politikayı, biz başka bir politika mümkün mü diye neden düşünüyoruz? Nasıl düşünebiliyoruz?
Bu gene kadim düşünce mi varlık mı önce gelir sorusunun da içinde olduğu bir cevap vereceğim. Elbette böyle bir imkan henüz şu anda içinde yaşadığımız durumda yeryüzünde var olduğu için düşünebiliyoruz. Bize gökten gelmiyor bu düşünceler. Tabii ki şu andaki politikanın içinde işte burada Olcay Hanım'ın anlattığı, Jale Hanım'ın anlattığı, benim anlattığım örnekler var. Bu henüz burada iken bütün bu koşullar içinde bile olabilir. Ayrıca bilmem işte mesela işte Kürt çözümü meselesinde %75 deniyor ama o %75 değil. Burada bizler de varız. %75'in içinde sayılan insanlar. Yıllardır başka bir şeyler söylüyoruz. Bunlar hepsi başka bir politikanın ipuçlarıdır. Bir de daha teorik bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, ütopya dediğimiz şey aslında olmayan, olamayacak olan şey değildir. Bugün burada var olduğu, potansiyel olarak var olduğu halde henüz realiteye geçmemiş, pratiğe dökülmemiş olan şeydir. Bu bence çok önemli. Çünkü bizim gene toplumsal zihniyetimizde ve siyasal kültürümüzde çok pragmatik olduğumuz için aman bu ütopik diye hop bir kenara atarız. Bir ütopyayı düşünebiliyorsak o ütopyanın burada zemini var demektir. Yani çünkü o düşünce nereden geliyor bize? Bana Platon'un idealarından gelmiyor. İçinde yaşadığım toplumdan geliyor. Yani ve benim deneyimlerimden geliyor. Hepimiz açısından öyle konuşuyorum. Dolayısıyla başka bir politikanın mümkün olması daha bugünden o politikanın ipuçlarının var olması, bunu isteyen insanların var olması, özgürlük isteyen, katılım isteyen vesaire isteyen insanların var olmasıyla kaim olan bir şey. Biz olduğumuz için o ütopya var. Yani ve onu gerçeğe dönüştürmek de hani bizim elimizde olan bir şey. O yüzden hani bu ütopyadır demeyelim. Bu kapalı ütopyalar başka bir şey tabii. Gene arkadaşımızın hani sözüne ettiği 20. yüzyılın başında başka bir politika mümkün mü diye başlayıp kapalı bir ütopyaya ya da distopyaya dönüşen toplumsal mühendisçe dünyaya nizam intizam veren aynı zamanda insan doğasını bile değiştirmeye çalışan tırnak içinde ütopyalar vardı. Onlar da var. Ama berikiler de var yani. Biz de varız dünyada sonuç olarak. Siz sonra. Başka var mıydı arkadaşlar? Üç. Evet, önce siz arkadakiler. Biraz daha yüksek sesli. Adım Neriman Önca. Kimlik üzerine sormak istediğim bir şey var. Çünkü konuşma sırasında yanlış anlamadıysam kimlikler bizim seçmediğimiz şeyler. Bizim doğuştan hani içinde bulunduğumuz işte kadınlık yani. Verili kimlikler. Evet, verili kimlikler. İşte iktidarın genelde vermiş olduğu kimlikler. İçine doğduğumuz şeyler. Evet, içinde doğduğumuz şeyler ama hani ben kimliği biraz şöyle düşünebilir miyiz diye sormak istiyorum. Kimlikler acaba bizim seçtiğimiz şeyler değil midir? Ne olabilir? Hani siyaset yapıp altına doldurduğumuz şeyler değil midir? Şimdi mesela kadın bir kimlik olarak söylüyorum. Biz kadın, yani ben mesela Türk'te kadın kimliğim ama hani bu kimliklerimin aslında birbiriyle bağlantılı noktaları var. Bunlar birbirinden bağımsız noktalar değiller. Çünkü ikisi de mağduriyetten oluşan kimlikler. Hani içinde bulunduğumuz ve hani kimliğimizi belirlerken şeyde konuştuk ya, mağduriyetler bizim kimliklerimizi belirliyor. En ne tarafımız acı çekiyorsa o taraf bizim öne çıkan noktamız oluyor. Şimdi bu kimlikleri seçerken de özellikle kimliklerin seçilmesiyle ilgili hani bu bir siyaset olarak yapıyoruz. Çünkü kadın kimliğini seçiyoruz. Çünkü hani pembe kimlikle pembe kimliğin size verilmiş olması kadın kimliği yapmıyor size. Genelde de işte hani toplumda şöyle bir dil oluşuyor ya, işte kadın dediğiniz zaman asıl ayrımcılık o zaman ortaya çıkıyor. Dendiğinde aslında o erkek kimliğini ifade ediyor. Çünkü erkek kimliği buna müsaade etmiyor. Ya da işte siz kendinizi işte mesela biraz önce beyefendi de söyledi. Ben de söyleyeyim hani insan olmak temelinde buluşmamız lazım. Bu genelde benim karşımda Türk kimliği olarak çıkıyor. Çünkü genelde bunu nötrleştirme noktası karşı tarafın aslında bir manipülasyonu gibi bana göre. Çünkü siz kendiniz Kürt diye ortaya çıktıkça öbür taraf sizi sanki bir eğitici olarak bir insanlık noktasında sizi buluşturmaya çalışıyor. Sanki o kimliği seçmek yanlışmış gibi. Yani bu da bir
burada bir kimliğin bir siyaseti var bence ve biz kimliklerimizi seçiyoruz bence. Yani ben yazar kimliğimi seçtim. Hani öyle söyleyeyim ben kendi kişisel deneyimden. Kişisel olan da politikte ve bence bu politik bir bakış. Siz o zaman kimliğinizi politikleştirmiş oluyorsunuz ya zaten. Verili kimliği. Aynen. Tam da bunu söylemeye çalıştım. Hı-hı. Elbette insan dediğimiz bir soyut kavram. Hı-hı. Hepimiz insanlığımızı somut biçimde yaşıyoruz. Yani sonuç olarak işte Türk olarak, Kürt olarak, Macar olarak, kadın olarak, erkek olarak, beyaz olarak, siyah olarak vesaire vesaire. Bunlardan, bunların dışında Mars'tan gelen bir insan yok. Dolayısıyla bu somut insanlara, somut bireylere kamusal alanın açılması gerekiyor. Ayrıca bizler bu verili kimliklerimiz derken içine doğduğumuz kimlikler. Yani ben belki Türkiye'de doğmak istemiyordum. Vallahi Toskana bölgesinde doğsaydım çok memnun kalırdım yani. Yani mesela. Ama burada, bu coğrafyada doğdum. Bu coğrafyada kadın olarak doğdum. İşte orta sınıftan bir aileye doğdum vesaire vesaire. Bunlar benim çeşitli kimliklerim. Ben dolayısıyla bu kimlikler içinde bugüne kadar Türk kimliğimle ezilmedim. Efendim başka bir şeyle ezilmedim ama kadın kimliğiyle ezildiğimi ya da başka ezilmelerle, başka kadınların ezilmesiyle ortak bir şeyleri paylaştığımın farkına vardım. Ve bunun farkındalık anından itibaren bunu başka kadınlarla ve bu konudaki şey olan vicdan sahibi başka erkeklerle birlikte hareket ederek kamusal bir talebe dönüştürdüm. Mesela yani hani şey olarak söylüyorum. O andan itibaren benim kadın kimliğim siyasal bir kimlik oldu. Şimdi ama şu da olabilir. Yani ben her yerde ben kadınım, feministim diye bağırmak zorunda değilim. Aslında hiç hoş bir şey değil. Hani böyle kategorize edilmek, kendini öyle görmek. Ama o kimlik ezildiği için onu savunmak durumundayım. Yoksa var yani yok sayabilirim. Ya da annelerimizin yaptığı gibi canım ne yapalım böyle gelmiş böyle gider diyebiliriz. O zaman o doğal kimliğin içinde kalırız. Ama bunu sorunsallaştırdığımız ve kamusal alana taşıdığımız zaman o kimlik politik bir kimliğe dönüşür. Sizin için de mesela Kürt kimliği de öyle. Belki başka bir yerde Türk kimliği öyle olabilir. Almanya'da Türk kimliği mesela politik bir kimliğe dönüşür. İşte şunu demek istiyorum. Aslında hani kimlikler farkındalıklarla oluşan bir şey. Çünkü işte nice hani kadın kimliğinin pembe nüfus... Hayır bakın şey... orada şey yapın. Yani siyasallaştırılmış kimlikler farkındalıkla oluşur. Öbürleri doğal kimliklerdir. İşte verili kimlik. Mesela o kimliğe sahip olsa bile kabul etmeyen, bunu reddeden insanlar var. Tabii ki işte siyasallaştırmış oluyorlar onu. Aslında, ve onun için bir yerde mücadele etmeye başlıyor. İşte bu şunu demek istiyorum. Aslında aksi siyasallaştırmadan bahsediyorum ben. Yani şunu demek istiyorum. Hani kadın evet içinde bulunduğu kimlik kadın ama hani ya da içinde bulunduğu kimlik işte Kürt ama hani Türk ama bunun tam tersi reaksiyonlar olarak seçtiği kimlikler var. Ya da size bunun seçilmesi yönünde size empoze edilen şeyler. Olabilir ama yani o kimlik değil. Evet yani bazen bakarsınız. Amerika'da bir kısım siyahlar beyaz olmaya çalışırlar. Beyaz kimliğini şey yapıp seçmeye çalışıp onun içine girerler. İşte bu çok kısaca bahsettim. Arendt'teki parvenü ve parya, bilinçli parya ayrımı buradadır. Yani bir tanesi asimile olmaya çalışır. Vay ben Kürt değilim. Bin yıldır buradayım zaten der. Ya da işte ben hani kadın kimliğim görünüşündeyim biyolojik olarak ama deyip erkek dünyasında erkek gibi davranmayı seçer vesaire. Bu parvenü. Bilinçli parya ise hem o kimliğin hangi kimliğe sahipse onun ezildiğinin farkında olan ve ona karşı, onun ezilmesine karşı sırf kendisi için değil bütün bir grup için mücadele eden insan demek. O anda bilinçli paryaya dönüşürsünüz. Yani eğer feminist mücadele içindeyseniz kadın olarak bir bilinçli paryasınızdır ya da Kürt vesaire. Tabii öteki kimliklerde bunları bastırmak için başka şeyler yaparlar. Yani o doğru ama şeyi hatırlayın. Bence altının çizilmesi gereken nokta o. Yani biz Kürt doğduğumuz için ya da kadın doğduğumuz için doğuştan
özsel olarak daha iyi, daha radikal şu bu değiliz. Tamam, bütün insanlar gibi elbette, ama yani bütün yaşam deneyimlerimizle ve seçimlerimizle bir yandan da kim olduğumuzu ortaya koyarız. O noktada haklısınız. Yani siz de belki başka türlü ifade ediyorsunuz ama bence kim olduğumuz, Ayşe mi, Fatma mı, Ahmet mi, Sami mi, her neyse, bizim yapıp ettiklerimizle ortaya çıkıyor. Yani kendi statüme şey yapıp işte ben profesör falancayım değil aslında benim. Yani benim statüm ya da işte o bilmem titri bir şey göstermez. Benim kim olduğumu şu kamusal alanda yapıp ettiklerim gösterir, seçimlerim gösterir. Görünürlüğüm ne kadar, yani o görünürlükle birlikte dediğim gibi. Hangi hareketleri, hangi davranışları seçiyorum, kimin yanında duruyorum, kimin yanında durmuyorum. O zaman ne oluyor? O zaman o doğal kimliklerimizden arınmış oluyoruz ve çok insani bir şey yapmış oluyoruz varoluşsal anlamda. Bir de bir şey daha soracağım, yoksa başka bir politika mümkünlüğüyle ilgili olarak. Şimdi biz bazen hiç denemediğimiz şeylerle ilgili olarak ya da daha çok bir sorunu düşünürken dile getirelim üzerinden. Aslında biraz böyle hani responsible gibi, responsible'nin üzerinden tartışıyoruz mevzuyu. Şimdi mesela biz hani Kürt sorununu tartışırken Kürtler üzerinden tartışıyoruz ama Türk'ün ne kadar ihtiyacı olduğu ile ilgili tartışmıyoruz. İşte ne bileyim kadın kimliğini tartışıyoruz ama erkek üzerinden tartışıyoruz falan. Ya da işte biz mesela işte bir politika tartışıyoruz ama aslında daha çok sol üzerinden tartışıyoruz. Ya da hep solun bir şekilde, hani ben siz öyle yapıyorsunuz diye söylemiyorum da, hani genel olarak solu eleştirerek ya da sosyalizmi eleştirerek, gerçi sosyalizmi yaşamadık ama sosyalizm konusunda herkesin çok fikri var, o da başka bir şey, ama hani biz kapitalizmi tartışmadan, böyle iktidarı işte şeyi tartışmadan, ortaya koymadan, onun işte oluşturmuş olduğu erki, gücü, işte üzerimizdeki olan sömürüsü, bunları tartışmadan biz daha fazla aslında antitez ya da diğer politika üretenleri biraz daha tartışıyoruz. Hani bu, bilmiyorum, bunun karşılığı mükemmele doğru gitme, bunu tartışıp tartışıp mükemmele doğru gitmek midir bilmiyorum ama hani sonuçta bizim asıl şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın çok temel işte bir sorunu var. Hani politik sorunu var. Ve bu politik sorunu aslında daha böyle onun defektleriyle, onun asıl üzerinde yaratmış olduğu hasarları tartışmak daha önemli bir nokta gibi geliyor. Hani solun üzerinden... Anladım. Hayır, ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü bir kere o defektlerin, bütün o dediğiniz şeylerin farkında olunduğu varsayımıyla bir hareket ediyoruz. Biz burada konuşuyoruz. Yani kiminle konuştuğunuz da çok önemli. Ama onun ötesinde ben kendi tarafını eleştirmenin esas görev olduğu kanaatindeyim. O yüzden şeyi haklısınız. Yani Kürtleri eleştirmek bilmem ne, onlar onu etsin, bunu etsin demekten çok, mesela ben hani bize ne düşüyor bu süreçte? Bana ne düşüyor? Benim tarafıma ne düşüyor? Biz ne hata yaptığa bakmayı her zaman tercih ederim. En başta kendi tarafını eleştirmektir. Eleştirel akla sahip olmak. Başkasını eleştirmek, eleştirmek değildir bence. O yüzden çok önemli. Yani tabii ben sosyalizmi ya da bugüne kadarki kendi sol deneyimimi vesaire tartışıyorum. Çünkü ben onun içinden geliyorum. Benim bir anlamda tırnak içinde tarafım o. Ben onu eleştirmekle görevliyim. Esas ilk başta onu yaparım. Onda yani kendimin farkına varırım, kendimi eleştiririm vesaire. O temel üzerinde başkasını eleştiririm. Ama zaten yani dediğiniz şey neoliberalizmdi, kapitalizmdi, ezilmeydi, sömürüydü. Bütün bunları zaten, bunlar derdimiz olmasa zaten burada olmayız, bunları konuşmayız. Dolayısıyla mesela onları konuşmadan önce, sonra aslında bu durumda onları zaten konuştuk. Burada biz ne yapıyoruz? Yani benim tarafımın ne gibi defoları var? Ne yapmak gerekir? Bunlardan nasıl arınabiliriz? Ben yani hakikaten bu özellikle barış süreci denen süreçte esas iğneyi kendimize batırmak ve ondan sonra işte ama Kürtler de böyle yapıyor. Doğru, onunla da aynısı, ama biz ne yaptık, ne yapabiliriz vesaire, ben onun üzerinde durmak şeyindeyim. O arada da Kürtleri de eleştiririm tabii ki. Yani çünkü onları eleştirmezsem, yani düşündüğüm halde onu söylemezsem onu aşağılamış olurum. Onu anlatabiliyor muyum? Bana çok önemli geliyor. Yani ay siz bugüne kadar çok mağdur oldunuz, vallahi ne yapsa yeriniz demem.
benim daha çok demek istediğim şuydu aslında. Hani biz seni bunu tartışırken Türk'ün ihtiyacını da, yani hani bu Kürt'ün sorununu çözecek ama Türk'ün de demokrasi sorununu çözecek. Tabii ki. Yani, da yaklaşmak lazım diye söylüyorum. Tabii ki ama zaten onun için bunları düşünüyoruz. Tabii ki. Elbette öyle. Yani mesela ben tam da niye seviniyorum? Bundan dolayı seviniyorum. Türkiye'ye demokrasi gelme imkanı doğuyor siyaset açıldığı zaman. İki kişi var. Tamam. Evet. Siz... Ya, güncel politikaya dair çok fazla İsminizi de lütfen. Usta ben, Fatma Gülcem doktor öğrencisiyim. Güncel politika ilişkin çok fazla problemimiz var. Sanırım oradan direkt hani konuşmaya başladık. Ben konuşulmayan bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Hani bir şekilde sürekli Arendt'e göre konuşursak hani yine tavır koymaya çalışmadık, taraf olmaya çalıştık tüm konuşmalarda. Ben tavır konulması gereken bir şeyden bahsedeceğim. Hani buradaki komitenin içindeki hiçbir bireye geri dönüp liseyi tekrar okumayacak. Geçtiğimiz yoldan o yüzden sanırım geçtikten sonra hiç arkaya bakmak gibi bir derdimiz kalmıyor. Benim hani yakın zaman tecrübem olduğu için benim de kişisel serüvenim de orayla ilgili şimdilik problemim var. Yaklaşık 30 senedir falan lisede tarih kitaplarını tek bir insanın yazdığını biliyorduk. Hani benim eğitim hayatım boyunca o kişinin kitaplarını okuduk ve oradan geçtik. Hani eski tarih, Osmanlı tarihi falan bizi o kadar etkilemiyordu ama o Atatürk ilkeleri inkılap tarihi denen dersi ortaokulda aynı şekilde aldık, lisede aynı şekilde aldık. İşte üniversitede aynı şekilde almamayı ben mümkün kılabildim okuduğum bölüm itibariyle. Hani hocalarımız birazcık daha farklı davrandırdı ama hem mühendislik, tıp falan okuyan başka arkadaşlarımız yine onu aynı şekilde aldılar. Bu kitaplarla ilgili herkesin bir problemi vardı yani. Eskiden beri tartışılan bir şeydi ve ne kadar dikkat çekti, ne kadar hani farkındaydık bilmiyorum ama bu senenin başında Atatürk ülkeleri ve İnkılap Tarihi ders kitabı değişti. Yazarı da değişti, kitabın kendisi de değişti. Yani çok ümitli yaklaştık bir sürü şey Türkiye'de değişiyor diye. Ama burada böyle bilinçli bir komünite gördüğüm için artık bir şekilde sürece dahil olunabilir. Bundan sonrası için bir şey yapılabilir belki ortaya koymak için bundan bahsediyorum. Kitap tam bir fiyasko oldu. Yani kim elini alır, incelerse detaylarına bakarsa hani bilmiyorum. 100 sayfa kadar kırıldı kitap. İçinde eskiden şöyle bir şey vardı yani eski kitapta en azından bir işte Ermeni sorunu başlığı vardı mesela. Ya altında diyordu ki hani Ermeniler milleti sadıkaydı sonradan değiştiler falan. İşte onlar bizi öldürdü biz onları öldürmedik falan ama belki liseden mezun olan öğrenci işte sonra bir yerde televizyonda işte Ayhan Aktar'ı görecekti. İşte Sarkisyan'ın kitabını alacaktı okuyacaktı falan ha başka bir şey varmış diyecekti. Şu anda mesela bir Ermeni sorunu başlığı yok kitabın içinde. Yani böyle bir derdi yoktu çünkü. Sorun yok. Çerkez etem yok. Ne bileyim Atatürk ölüyordu ve İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oluyordu en azından eski kitapta yani. Şimdi Atatürk ölüyor ve kitap bitiyor orada. yani Türkiye'nin düşmanları diye bir ekstra Türkiye'nin işte sorumluluk bilinci falan gibi 200 sayfa vardı eskiden. Şu anda yaklaşık 20 sayfa orası. Ve hani... İmanlar azalmış. Yani okunmaya değer bir şey. İnternette bulabilirsiniz. PDF'i var. Ya, Trabzansız düşünebilmek için birilerine belli şeyleri yüklemek gerektiğini düşünüyorum ben. Ya, liseden mezun olduğumuz için arkamızı dönüp yürümemeliyiz bence. Ya, oradaki eğitim bence her şey oradan başlayıp geldiği için bir şekilde insanları orada doldurmamaya başlamamız gerekiyor. Ya, hepimiz ya birincil olarak oradan sorumlu olup biliyoruz bence. Orayla ekstra ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. İyi ki hatırlattınız. 20 Nisan'da ki konferansımızın konusu Osmanlı Cumhuriyet ve Osmanlı Cumhuriyet modernleşmesi ve eğitim olacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olayım. Konuşmacımız Sabancı Üniversitesi'nden Akşin Somer olacak. Sinan Şanlıyer neredesin? Ve evet hocam da bitirelim diyor. Son iki soru. Evet, aslında soru da değil. Yani biraz düşünmeye çalışıyorum. Bir yüksek mesele paylaşmak istedim. Sizin söylediğiniz bana ne düşüyor? Bilmesiyle Hansettin'in söylediği Almanya'da aslında o zaman problemi Sinan Yüksek. Sizinle çok örtüşen bir şey düşünüyorum. Bir operasyon geçirdikten sonra öyle bir tıbbi bir deyim var. Ağrı eşiği denilen bir şey var. Yani ikimiz aynı operasyon geçirebiliriz ama
ağrı iliklerimiz farklı olduğu için farklı olabilir. Oysa ki mağduriyetimizin kaynağı aynıdır. Dolayısıyla şeyi nasıl hissedeceğiz? Yani bizi mağdur eden meselenin şiddetini nasıl hissedeceğiz? Nasıl farkına varacağız? Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de Demet Parlar ismim. Ben de özellikle konuşmanın başlığının beni çok heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Başka bir politika mümkün mü? Çünkü günümüzde Türkiye'de son zamanlarda, yani bunu ben son 10 yılda da tutmuyorum, son 20 yıldır politikanın tıkandığını düşünüyorum. Bu tıkanıklığın en çok da dilde kendini gösterdiği kanaatindeyim. Dilin, gerek devletin dilinin, gerek politikacıların, politik adamların, yani politika yapan insanların kullandığı dilin çok eski, klişe ve problemlere dokunmayan, değmeyen, hissettirmeyen, yalnızca çok yüzeyde kalan bir dil olmasından kaynaklanan bir tıkanıklık yaşadığımız kanaatindeyim. O yüzden kendimi örneğin hiçbir partiye ait hissetmiyorum ve bunun eksikliğini, bunun rahatsızlığını hissediyorum. O yüzden gerçekten buraya büyük bir heyecanla geldim. Bu dil meselesi üzerinde benim size sormak istediklerim. Çünkü bunu sanki değiştirebilecek şeyin taze bir dil, yeni kavrayışlar, yeni yaklaşımlar, Arendt'in özellikle sizin de altını çizdiğiniz farklı iletişim ortamları, farklı diyalog olanakları yaratmaktan kaynaklandığı kanaatine vardım konuşmanızda da. Dil üzerine ne düşünüyordu Arendt? Bu yeni dil ve zihniyet ilişkisi, evet, arkadaşımın temas ettiği nokta eğitim son derece önemli. Eğitimin oluşmasında da muhakkak dil çok önemli ama devletin dili nasıl değişir? Yani bu nefret dili, bu söylem nasıl farklılaşabilir? Bu zihniyetlerimizi hangi noktada etkilemeye başlar? Toplumsal zihniyetten söz ediyorum. Çünkü hep bir ötekileştirme. Ne kadar inkar edersek edelim, hep gerçekten mavi kırmızı, sen ve ben, o ve ben ve öteki dili çok yaygın toplumumuzda. Bu beni son derece rahatsız ediyor. Bunu da hanımefendinin de söylediği gibi o sancıyı ben çok yaşıyorum. En ufak bir eleştirel şeydi, karşımdakinden farklı düşünüyorsam onun karşıtı noktasında kategorize ediliyorum. Bu böyle bir toplumsal hastalık olduğunu görüyorum. Size göre yani gene dil bağlamında bu ne kadar önemli ve ne kadar değişebilir? Teşekkürler. Arkadaşlar son bir soru daha varsa yoksa bu soruyla kapatıyoruz. Pardon en arkada. Evet, buyurun lütfen. Belki başkaları da heyecanlanmışsın diye. Hani Arendt'e politika yapmak içinde nasıl yaptığını değil, ne söylediğini değil, ne şekilde söylediğine çok önemli olduğunu söylediniz. Ben bunu aslında bir şekilde politika yaparken bizim önümüzde açacak kanallardan birisine es geçmemek için hani tekrar vurgulamak istiyorum. Hani politikadaki estetik, Arendt'in estetik kaygısını söylediniz. Dünya sevgisinden bahsettiniz. Ben feminist bir kadın olarak bunlar beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı zamanda oyunculuktaki yani sanatın üretim alanıyla aslında politika yaparken bizi çevreleyen tartışma birbiriyle çok örtüşüyor gibi hissediyorum. Burada hatta oraya dair referanslar aldığımı, nasıl daha iyi araştırmam gerektiğine dair kendi heyecanlandırıyor beni. Sadece bunu söylemek istedim. O yüzden de hani politika yapmak için kendisinin sanatsal üretim alanıyla çok yakından temas halinde olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden bizde hani Türkiye'de belki dünyada hani sanatsal üretim alanlarının arttırılmasının barış sürecinde bence çok onun katkısı olacağını biliyorum, farkındayım, hissediyorum en azından. Çünkü politika yapmak sadece tartışmak, konuşmanın hani diyalog kurabilecek bir konuşmanın başka bedenlerle, başka alanlarla da mümkün olduğu, başka kamusallıklarla mümkün olduğunu düşünüyorum. Tamam. Siz mutlaka Arendt okuyun. Çünkü tabii sözüne edemediğim, yani Arendt'in kamusal alanı bir görünümler alanıdır, bir tiyatro sahnesidir. Ama o tiyatro sahnesinde
Oyuncu da hem seyircidir hem oyuncudur aynı anda ve seyirci esas anlamı veren, yani anlam başkalarıdır dedim ya, anlam ötekilerdir. Esas seyirci görür bütününü oyunun. O yüzden de yani o tiyatro sahnesinde eyleyenler, aktörler, politik aktörleri gerçek anlamda anlayan, gören, onların kim olduğunu görebilen seyircidir. Dolayısıyla bu zaten tiyatro sahnesi metaforunu hani çok kullanır. Buradan tabii bu virtüözite, yani politik aktörün ne kadar iyi olduğu, ki dil buna dahildir. Çünkü bütün bunlar neden önemli? İkna etmeye dayanır politika. Dolayısıyla sizin kullandığınız dil, bilginiz, retoriğiniz, belagatınız vesaire hepsi o iknayı pekiştiren şeylerdir. Neden eski Yunan polisinde retorik eğitimi vardı? Çünkü orada eğitimle bir değişiklik yapmak mümkündü. Politika için gerekliydi. Şimdi bir bunun, yani dolayısıyla o politikanın estetik boyutu ve politik aktörün virtüözitesi deyim yerindeyse çok önemli. Machiavelli'de de vardır ama Arendt onu çok önemsiyor. İşte bu kamusal alanın bir tiyatro sahnesi olmasıyla falan da ilgili bir şey. Dil konusunda bir tek şey söyleyeceğim. Çok önemli, yani sadece bu üslup virtüözitenin ötesinde dikkat çektiğiniz gibi dil ideolojinin yeniden üretilmesinin en önemli araçlarından biridir. Din, dil çok önemli. Dolayısıyla hangi dili kullandığımız, bunun ne kadar farkında olduğumuz çok önemli bir şey. Nefret dili mesela hepimizin ağzında hiç, yani çok fazla düşünmeden tekrarladığımız bir sürü şeyin, ne bileyim çocukluğumuzda öğrendiğimiz korkak Yahudi lafının, ben ta ne zaman bunun acayip bir laf olduğunu fark ettim. Ya da mesela kadınları aşağılayan bir sürü fıkra, şey, küfür, şu bu, hani bunlarla mücadele ettiğiniz ya da söylediğiniz zaman şey olursunuz, hemen hani işte siyaseten doğrucu bilmem ne, ama gerekiyor bunlarla mücadele etmek çünkü yeniden üretiyorsunuz doğrudan. Onu ifade eden insanlar belki şey yapmıyor, yani kötü niyetle yapmıyor bunu ama sonuç olarak yeniden üretimine katkıda bulunmuş oluyor ve yani var olan sistemi pekiştirmeye hizmet etmiş oluyor. Şimdi o yüzden yani sırf sadece vay doğru ettin, yanlış laf ettin falan meselesinin çok ötesinde bir şey. O yüzden hele şu kırılgan süreçte gerçekten insanların ettiği lafların çok önemli olacağını düşünüyorum. Bunu Arendt'e bağlayarak bitireyim. Arendt sözle eylemin, sözle düşünmenin, aynı zamanda düşünmeyle de eylemin birbirinden koparılamayacağını söyler. Yani sözlerimiz aynı zamanda politiktir ve eylemdir. Yani biz bu dünyaya sözlerimizle ve davranışlarımızla müdahalede bulunuruz. O yüzden dil gerçekten çok önemlidir. Yani ikisini de zaten birbirinden koparamayız. Düşünme, söylem ve eylem üçü bir aradadır. Çok teşekkür ederiz.